Valla Derya'cığım, ben bu bir cinayetin birçok sebebi olabilir. Ama Türkiye'de genellikle cinayetler ya alacak verecek ya da işte böyle kadın vesaire dedikodudan falan işleniyor yani. Cinayetlerin genel anlamıyla işlenme Evet, aşk sebeplerinden biri dedikoduları bu. oluyor. Şimdi senin bu şu anda görüştüğün Sergen'in eski eşi bizi aradı. Dedi ki bir kere Mayıs ayından beri onların ilişkileri başlamıştı dedi. Yani Selim'in öldürülme tarihi 11 Ağustos. Ağustos. Yani siz Mayıs ayından beri Sergen'le berabermişsiniz. Ve sen bu sırada Selim'le de görüşüyorsun ki Selim de sana diyor ki ben babamdan da malları alacağım senin iddiana göre. Babamın mallarını alacağım, seni alacağım buradan kaçıracağım götüreceğim diyor. Ya onu ilk zamanlar söylüyordu. İlk geldiğim zamanlar. Tamam işte yani sana da bunu söylüyor yani görüşüyorsunuz. O Fakat zaman eşinin Sergen'le görüşmüyordum ben. iddiaları yenilir yutulur değil gene bu Sergen'in. Şu anda oturduğu evin dördüncü katında Sergen'in evi vardı. Onlar da beraber markette çalışıyorlardı diyor. Biz bir dönem ayrıldık. Ayrıldığımızda yine eşim benimle barışmak istiyordu ama Derya'yla da görüşüyormuş. Sen Sergen'in annesinin kapısına dayanmışsın, onun lafıyla söylüyorum. Ben sizin oğlunuzla beraberim, ciddi düşünüyoruz. Eski gelininiz peşini bırakmıyor. Söyleyin oğlunuza benimle evlensin, eski geliniz de peşini bıraksın demişsin. Ayrıca diyor, Buket ismi de benim de karşıma çıktı. Ben seni kocana teslim oldum. Onunla barışırsan kendimi Saçma sapan. öldürürüm. Onunla ben evleneceğim dedi bana diyor. Aa. Bu olaydan sonra Sergen ve Buket, herhalde Buket de inat etti. Buket tekrar barışıyor Sergen'le. Geliyor eve. Hani sen onun karşısına çıktıktan sonra. Hatta diyor yatak odamı bile değiştirdim diyor. Bana diyor Derya diyor yatak odasıyla ilgili de bir şeyler anlattı. Yatak odama kadar değiştirdim diyor. Bu arada benimle diyor asansörde karşılaşıyordu diyor. Derya bana diyordu ki diyor burası çöp koktu. Sen ne kadar çöp kokan birisin diye de laf atıyordu diyor. Ayrıca bize fotoğraflar da Ne kadar gönderdi. komik. Tekrar evine geri dönünce evinin Ama dolabında ya. üzerinde kendi adının yazdığı su ve şekerler buluyor. Herhalde diyor bizim ayrılmamız için de büyü yaptırdı bize diyor. Fotoğrafları da verdi arkadaşlarımızın elinde. İşte bu suyu ne diyor bakayım? Bu suyu 3 gün için Ana. Buket üzeri. yazıyor ama benim ismim yazmıyor ki. Annesi İşte kime gönderdi. yaptırılırsa o yazıyor diye düşünüyor. Kız gönderdi dedi ki böyle böyle. Kendileri yapıyorlar o işi. He? Sergen bu konuya Peşindeki da şekeri açıklamalı ailece getirsin çayınıza, yani. suyunuza katın için. Susun bir gel. Ben bunu duyduydum. Kendileri yapıyor diye biliyorum ben. Ama büyü mü değil mi onu bilmiyorum ben. Kim yapıyormuş kendileri? Ya bu hani bereket duası falan diyorlar ya. Okuyorlar ediyorlar. Ben o diye biliyorum yani. Büyü Böyle bereket işini... duaları mı var suyu içiyorsun? Bereketli mi oluyormuş? Hayır, bu bereket dualar var tabii ki yani Bereket evinde. duası Allah'ım sabah kalkarsın Allah'ım bin bereket ver dersin işte sana dua. Ya bu hani mevlütlerde de koyuyorlar ya önlerine. Hı. Suyu, işte pirinci şeyi. Ben onu diye biliyorum yani başka bir İsim şey yazmıyor. bilmiyorum. Büyü Annesi. işini bilmiyorum gerçekten. O işlere girmiyorum diyorsun. Kesinlikle. Gittin mi peki bu Buket'in dediği gibi o Sergen'in annesine babasına beni alsın oğlunuz? Kesinlikle Buket'e gitmedim. dedin mi kendimi öldürürüm kocanla barışırsan diye? Kesinlikle. Onu da söylemedin. Niye Hayır. Buket böyle şeyler söylüyor? Herkes söyleyebilir. Razı olan konuşuyor. Sonra onlar barışınca tekrar kızla karşılaşınca aynı evde ne yaşandı? Ya biz aynı apartmanda oturuyorduk. O da ben onu görmedim. Hani merdivenlerden çıkıyordum. Ağır bir koku geldi. Buralar çöp kokmuş dedim. O da kaldırdı. Ne laf atıyorsun dedi. Şöyle bir baktım. Hani Buket'miş. Sana demedim. Sen niye her şeye atılıyorsun dedim. Asansöre bindim evime çıktım. Sonra yani Kardeşim... senle beraberken tekrar Buket'i alıp evine alan adam da mı şu anda sen sonra beraber oldun? Kapışıyorsunuz adamı yani. Hayır. Ne o zaman niye adamla o zaman affettin ki adamı? Adam senle beraberken seni bırakmış. Sonra gitmiş öteki kadına beraber olmuş. Sonra şimdi ondan ayrılmış. Şimdi sen gene onu kabul ediyorsun. Şimdi aslında önemli olan şu. Biz beraber değil Yani miydi onunla? acaba ben hani niye durup dururken Buket de bağlansın o zaman yalan söylüyorsa Derya ile yüzleşsin. Gidip
sen kocanla beraber olursan ben intihar ederim falan diyorum, kendimi öldürürüm dedin mi böyle şeyler? Niye diyeyim ya? Yani şey, onun kocasından başka kimse yok mu? E kalmamış ki, tekrar dönmüşsün adama. Hayır, dönmedim. E şu anda sen Sergen'le berabersin işte. Ya biz konuşmamız oluyor ama beraber değiliz. Hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun gibi arada böyle, hani böyle sık sık beraber konuşmamız olmuyor. Öyle mi? Ha, Sergen'in annesi de demiş. Evet, sen gitmişsin ona, o da sana demiş ki oğlumla gelinin barışacak, sen aralarına girme demiş sana. Sergen'in annesi de söylüyor. Öyle, Sergen yani eğer doğru söyleyecekse bağlansın yani. Bağlasınlar. Sergen'in annesi de mi yalan söylüyor? Ha? Evet. Niye yalan söylüyor Sergen'in annesi? Bilemedim yani. Sen Sergen'in annesiyle tanıştın mı? Tanıştım. Ha, ne konuştunuz? Normal oturduk, konuştuk. Anladım. Peki sen bu Sergen'le böyle görüşürken, o karısıyla seni barışmak için kıskandırırken, sen de ona mesela Selim'in sana yazdığı mesajları, hayır, gösteriyor muydun? Hayır. Ya da Selim'in sana attığı mesajları... Ben onunla konuşurken Selim'le sadece çocuk için konuşuyordum. Tamam. Buket de telefon hattımızdaymış. Buket Hanım günaydın. Günaydın Müge Hanım. Diyor ki kayınvalidesiyle de bir oldular. Bana iftira atıyorlar diyor. Asla yalan. Benim barışmamı kaldıramadı. Kaynanam gelin evine gitti. Hatta şu an kaynanam da bağlanabilir. Sergen Mutlu'yu da hatta alabilirsiniz. Hı. Oradaki Derya'nın söylediklerin hepsi yalan. Sen doğrusun. Ben doğruyum zaten Derya. Evet, doğrusun sen. Evet. Ben sana asla kötü laf da söylemedim. Sizin birlikte olduğunuzu duyduktan sonra ben aradan çekildim. Benim ismimin orada geçmesini de istemiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Ama dedi mi sana yani böyle gerçekten kocanla barışırsan kendimi öldürürüm falan diye? Beni telefon etti. Kocan dedi hem seninle konuşuyor hem benimle konuşuyor dedi. Ben dedim ki eğer öyle bir şey yapıyorsa Sergen'de vardır bir suç dedim. Elinde kanıtları varsa atar mısın dedim. Ha. Attım. O şekilde bana kanıtlarını attı. Ne attı sana kanıt? İşte Sergen buna mesajlar atmış. O da ona mesajlar atmış. Aynı gün içerisinde Sergen benimle konuşurken. Ondan sonra ben de tekrar başladım. Ben Sergen'le ayrılamam. Eğer Sergen beni bırakırsa kendimi öldürürüm diye bana aynı bu şekilde telefonu söyledi. Üstelik Sergen'i de sen o evde oturursan seni o binaya rezil ederim diye tehditler etti. Konuştuğunuz mesajları Buket'e mi attın? İnanmıyordu. Ben de dedim ki seninle konuştuğu zaman benimle de konuşuyordu dedim. Ekran görüntüsü alıp attım. Yani biraz önce böyle bir şey yok diyordun. Hayır ya. Şimdi mesajlar çıkınca konuşuyorsun. Hayır öyle değil. Bu 2 hafta öncesini söylüyor. Bizim şey... O benle küstüğüne Buket'le benle yani benle konuşurken neyin Buket'le de konuşuyor. Netice olarak bu mesajlar bakın ya şey şöyle yani. Biraz evvel yok böyle bir şey. Yalan söylüyorlar. İspat etsinler dedin. Şu anda ispat edilme durumuna gelince başladın konuşmaya, kabullenmeye. Ya ben o mesajı önceden konuşulan mesajları attım ama. Dedi ki niye biz 3 haftadır konuşuyoruz dedi. Ay niye attı? Bana dedi ki kocamla benim aramdan çekil dedi. Tamam. Ben de dedim ki ben mi dedim, kendisi bana yazıyor dedim. O zaman dedi delil ispatla göster. Ben de dedim ki konuşma dair bir SS aldım attım. Senin yazdıklarını da göndermişsin. Yalnız kocası sana yazmıyor ki. Hayır ya kendi ben onun yazdığını attım sadece. Sen ona yazmasan nasıl yazacak tek taraflı olarak? Allah ben Allah. Konuştuğumu söylüyorum zaten. Yani kabulleniyorsun. Evet. 2 hafta dediğin süre neye göre 2 hafta? Bugünden önceki 2 hafta mı? Ya şöyle. Anlamadım o 2 haftayı anlamadım ben. O barışmadan önce. Barışmadan önceki 2 hafta. Niye der ya? Niye böyle şeyler yapıyorsa? Çocukları var mı? Buket çocuğunuz var mı? 5 yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Amin. Sen de işte bak Selim de sana gel diyor sıra. Vardır başka da konuştukları. Ben Selim'in bu yani Selim'e niye gidildiğini merak ediyorum. Bak sen bu kadar böyle onun mesajını buna bunun mesajını buna atıyorsan Selim'le ilgili mesajın da kime gittiğini, sana başkasından gelen mesajın da Selim'e gidip gitmediğini bilemiyorum şu an. Aslında benim kafamdaki şey şu tablo o.
Sana dedim ya, hani birisi susar, birisi umursamaz ama bazıları için de şeydir bu mesajlar, bu konuşmalar. Çok tahrik edici, tahrik olabilir. Tahrik edici olabilir. Senin de anladığım kadarıyla hani benim için böyle kavga ediyorlar falan, o duygu senin hoşuna gidiyor. Hayır. Ama yarın bir gün hepsi bir olur, Allah korusun annen de senin için buraya gelmesin. Abla bir söz isteyebilir miyim? Allah razı olsun. Müge Hanım. Gerçekten. Öyle bir şey varsa gelsinler yani. Anlamıyorsun sen benim ne demek istediğimi de. Ben birbirlerine düşürmek işte için. İşte öyle birbirine düşürürsün, düşürürsün. Yani sen de kim oraya gidersin? Öyle mi? Senin kim öldürdüğünü araştırdım. Ablacığım ben müsaade... Bu kez sonra Sergen mi Derya'nın şubesini değiştirdi? Ondan hiç haberim yok benim. Benim duyduğuma göre benim Sergen'le barıştığımı duyduktan sonra istifasını verdi diye duydum. Sonra siz niye taşındınız orada? Sergen'in Derya tehdit ediyordu. O binada oturursanız sizi rezil ederim diye. Biz de rezil olmamak için taşındık. Kira, kendi kirada oturuyorlardı. O kadın evet, çıkartmış onları. Sizin kiracınız ev sahibi çıkartmış. Hayır, asla bir şey öyle yok. Ama o zaman bağlansın. Sergen bağlansın. Bu evet, Sergen bizi bağlayabilirsiniz. Sergen mi öyle söyledi? Evet. O bağlansın. Peki sonra siz Sergen'le ne yaptınız? Sonra dediğim gibi biz tekrar anlaşamadık. Ama Derya hiçbir şekilde Sergen'in peşini bırakmadı. Hala da konuşuyorlardır, bilmiyorum. Onunla beraberken konuşmadım. Konuşmuşumdur Derya. Allah'a havale ettim ben. Ben seni Allah'a havale ediyorum zaten. Benim kızımın ahını senden çıkarsın. İnşallah. Öyle olur kesin. Günahım varsa. İnşallah diyorum. Müge Hanım ben... Ya sen çok mu temizsin? Sen çok mu temizsin? Konuşma benimle. Ben şu an asla seninle konuşmak istemiyorum. Ben de istemiyorum zaten. Kapat o zaman. Kapatıyorum zaten. Abla, hadi. Tamam, bu teşekkür ederim. Müge Hanım. Bu arada Derya Selim öldürüldüğü zaman da yani Selim'le konuşuyorsun. Öldürüldüğü zamanda da var. Bu ifadelerinde de varmış. Neden bu hale geldiklerini, konuştuklarını söylemişsin mahkemede. Yani sen... Hani diyorsun ya Selim'le sadece çocuk meselesinden konuşuyorum. Hayır, konuşmaların var. Bunlar çıkmış, dosyaya girmiş. Niye konuşuyorsun dediğinde de neden bu hale geldiğinizi konuşuyoruz. Ama sen o sırada evde de komşuyla onu yaşıyorsun, karısıyla yaşıyorsun, anasıyla yaşıyorsun, babasıyla yaşıyorsun. Bir şeyler yaşıyorsun. Anlatabiliyor muyum yani? Ama Selim'le de arada da hani eğer olursa Selim'e tekrar geri döneceksin. Hayır. Niye o zaman konuşuyorsun öyle Selim'le? İnsan ayrıldı kocasıyla, ne konuşur ya? Kendi konuşuyordu benimle. Ben de onunla konuşuyordum. Açma, engelle. Çocuk için. Ne çocuk için ne? Ben engelliyordum. Perşembe akşamı kaldırıyordum, yazıyordum. Hı. Bir süre öyle devam ettim. Çocuğu gönderince engelliyordum. Sen şimdi anlat. Çocuğun cinayet saati de bu saatlere denk geliyor. Ne oldu kızım o görüntülü konuşmada? Kim vardı yanında, ne oldu? Ne kim? Yani cinayetinde... Bana etrafı da gösterdi. Kimse ha? Yoktu. Ha? İşte kimse yoktu. Işte. Niye etrafı gösteriyor sana? Şeyi Arpay'la şeyin arasını gösterdi. Niye? Arasını. Hayır i̇şte niye dedi... görüntülü? Sen bu adamdan ayrılmadın mı? Ayrıldım. Tamam niye daha görüntülü konuşuyorsun? Şeytan görsün yüzünü ayrılmışım artık. Ben ne göreceğim onun yüzünü? Niye görüşüyorsun ki? Ya bana çocuğu göstereceğim kim diye... Kim aradı görüntülü? İlk o aradı. Ben annemin yanındayım diye açamadım. İçeriye geçtim, aradım. Ben dedi aşağı indim dedi. Hı. Etrafı niye gösterdi. Annenin yanında aramadın? Annen izin verecek miydi onunla görüntülü konuşmana? İzin vermiyorlar ona. Niye vermiyordu acaba? Kızıyorlardı. Neden kızıyordu? Bitti diyorlardı. Müge Hanım bir söz isteyebilir miyim? Müge Hanım bu ablacığım. Çocuğun yalnız olduğunu bu WhatsApp görüntüsüyle onu evin bir de yolladım. Evin evet. Diyor bakın diyor evin etrafını gösterdi ne yaptığını kimse gösterdi. Kimse yok gelin diye çağırdı. Bunu ya kendiniz yapmadınız evet, ne meşhur kelime çocuğun üstüne yükleniyorsunuz bu kadar ya. Yetkililerle konuştuk. Niye susuyor? Biz Alparslan'ı alıyoruz. Kendi içinizde arayın kendi içinizde. Bu derecedeki bir anneyi Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatırmız. Kanımın sorumlusundan Alparslan'ı hazır alıyorum. Çocuk hani sizden değil ya. Alparslan'ı alıyorum bak bekle. Ölümü alırsın. Bekle, İnşallah bekle. Ölürsün umurunda bekle. Değilsin. Ablacığım, ölümü alırsın. Sen onun ahını çekeceksin. Rahat uyuyamayacaksın. Derya, sana sadece şunu söyleyeyim. Hiçbir şey Alparslan söyleme, Alparslan ne yapıyor biliyor musun? Alparslan Derya, ne? Müge Hanım, mezarının kim başına alıyor? Gitti. Benim Alparslan ya anne diyor, baba diyor böyle kendine vuruyor ya. Müge Hanım. Selin Hanım gördü ya. Müge Hanım bana benim çocuğum iki gündür benle yatıyor, iki gündür böyle bizi öyle bir kalkıyor ki gazeteyle bizi kalkıyor. Babaanne diyor bana böyle böyle yaptı diyor, böyle böyle yaptı diyor. Yalan benim çocuğum diyor ya ben oturuyorum onunla
ağlıyor. Müge Hanım, ben tek kelime edeceğim çocuğum bunlara. Vermeseydin. Hayır, ben zorla. Zorla. Vermeseydin. Zor durumda kaldım ya. Ben istemedim. Tamam abi, vermeyeceksiniz o zaman. Tamam, bu saatten sonra vermeyeceğim. Alıyorum. Canımı alırsın, canımı. O çocuğun da benim de canımı alacağım. Ya bir şey söyleyeceğim. Nasıl yani alacağım? Gerçekten nasıl o kadar alacağım? Boş şeyiniz var ki niye alıyorsunuz ki ayrıca? Önce gider alırsın. Biz böyle münasebetli bir anneyle büyümesini istemiyoruz. Ya sen çoğuma gitsin. Apartmana gitsin. Ayrılın. Bu çocuğun sağlığı ne olacak Müge Hanım? Onun annesi düşünmeyle ilgili. Onun annesi düşünmeyle ilgili. Kendi çocuğuna bak. Ses kayıtlar var, ses kayıtlar. Sergen de Derya'nın... Bir dakika Sergen... O çocuk alınacak. Alınacak. Kendi çocuklarına bak ilk önce. Otur da kendi çocuklarına bak. Benim oğlum aslanlar gibi üniversite mezunu. He, üniversite mezunu. Sağlık meslek lisesinde. Defol git. Buyur. Sen benim yanımda lise diploması aldın. Herkesin yanında bak adacık. Tamam, Sergen telefon attığımız demiş. Derya'nın tespit edilebilen son sevgilisi. Sergen Bey günaydın. Günaydın, merhaba. Merhaba. Ayrıldınız mı siz Derya'dan? Evet. Ayrıldınız. Neden ayrıldınız? Eğer özellikle bu olaylardan. Bu olaylardan önce zaten biz ayrılmıştık. Ben eşimle barışacaktım. Hı hı. Eşimle aramız kötüydü. Normal yine diyalogumuz devam ediyordu. Sonradan biz eşimle barışma kararı aldık. Çocuğumuz var dedik, yapmayalım bir hata. Kendimize gelelim dedik. Eşimle barıştım. Zaten ondan iki hafta önce de Derya'yla konuşmayalım, etmeyelim dedim. Öylece bittiydi. Ondan sonra da ne oldu mesela? Yine bir sıkıntı oldukça, denk geldikçe yine görüştüm, yine konuştum. Yo, Derya iki gün evvel beraberiz dedi. Nerede iki gün evvel? Bu yayında. Nasıl yayında iki gün evvel beraberiz dedi? Seninle beraber olduğunu söyledi. Arada sırada konuşuyoruz dedim. Hayır, bakın ben size şu anda söylüyorum. Beni mesela bir sıkıntı olsun, böyle canım sıkkın desin, konuşsun, ben yine konuşurum. O konuda şey yok. Ben yine size söylüyorum. Ben size ne diyorum? Denk geldiği zaman yine konuşurum. Ya niye benim siz can sıkıntısını geçirme hattı falan mısınız? Yani niye sizi can sıkıntısını... Efendim? Niye canı sıkılınca sizi arıyor ki? Tanıdığıdır, yakın görüyordur, bir şey olmuştur. Ya benim ona bir zararım olmadı, onun bana bir zararı olmadıydı. Ya bir sıkıntım yoktu benim. Ya yanlış bir şeyim de yok. Zararınız olmuş işte, gitmiş eski karınıza demiş ki geriye dönme yoksa intihar ederim demiş. Daha ne gibi bir zararı olsun ki? Ya o ayrı konu. Ben o konuda demiyorum. Ben eşim konusunda, eski eşim konusunda hiçbir şey mesela hak iddia etmiyorum. O konuları, onlar doğru mesela söyledikleri, evet, konuştukları. Annenizin dediği doğru mu? Annenizin dediği doğru mu? Oğlunuz beni alsın anne, diye geldi diyor. Ben o kadar da bilmiyorum. Benim konuştuğum, ya benim anladığım, benim bildiğim bu konuda, ya ben işteydim. Biz o sıra konuşmuyorduk. Kötü gibiydik zaten mesela. Ben eşimle çünkü barışma sürecindeydim. Yalana gerek yok. Böyle o da annem gelin annem gelin evine gitmiş. Demiş böyle ya ben oğlunuzla konuşuyordum. Bu ara zaten konuşmuyor. Ben onunla ciddi düşünüyordum. Biz ciddi düşünüyorduk demiş. Senden habersiz annene gidiyor. He, benim haberim yoktu gittiğinden. Ben gittikten sonra öğrendim. Doğruları konuş burada Sergen. Vay 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 vay. Sergen de yalancı Sergen, bu arada. Sergen, ben sana soruyorum. Ya yalanlık bir şey demiyorum ben. Ben konuşmadım demiyorum. Bakın ben Derya'yla görüştüm. Sen kendin dedin, ben onun için gittim annenin yanına. Ben onu demiyorum. Ben mesela görüşmedim demiyorum. Derya'yla konuşmadım diye zaten böyle bir inkarım yok benim. Ben bunu inkar etmiyorum. Yani yalan değil yani. Kendi kafasında da göre şey yok yani mesela. Biz Sergen'le konuşmayak ben öyle gittim dediği bir şey değil bu. Selim'le ilgili bir şey söyledi mi sana? Ablam, Selim'le ilgili bir şey anlattı mı? Bak orada bir güzelce madem bak sorun, aklınızda ne varsa ben her şeyin cevabını veririm, benim hiç sıkıntım yok. Selim'le ilgili ne söyledi o zaman sana, bize onu anlat. Bak Selim'le ben sor, sadece... Güzel sor. Selim'le ilgili ne konuştunuz Derya'yla? Ben sadece Selim'i şahsi olarak görmem. Mesela benim karşıma çıkmış olsaydı bile, bu arada Allah günahlarını affetsin, mekanı cennet olsun, ben tanımıyorum. Günahı yoktu onu, merak etmesen. Herkes aldı onu günahını. Ama ben bilen numarasını. Bak ben kötü bir şey konuşmuyorum. Madem bak bir şey soruyorsunuz, bak ben açtım güzelce. Aklınızda ne varsa ben her şeyin cevabını veririm. Ne biliyorsam. Benim hiç sıkıntım yok. O bak mesela Selim kimdir ben tanımam. Benim karşıma çıkmış olsaydı bile ben bilmezdim yani. Ne konuştunuz Selim'le ilgili? Benimle konuşma değil ki. Benim onunla ilgili hiçbir muhabbetim geçmedi. Ben sadece Selim aradı, çocukla konuştum, bu. Ben bilmem orasını. Emre Yaşlar'la ilgili bir şey söyledi mi sana? Madem doğruyu ama söylüyorsun. Ben Emre dediğiniz çocuğu bile daha bu programda duydum. Ben nereden bileyim Emre'yi? Ticari taksiyle köye bu geldi bir çocuğu sormak için. O ticari taksinin içindeki sen miydin Sergen? Hayır ablam, ne taksisinden bahsediyorsun sen? Bak bu çıkar bunu. Taksicinin numarası da var.
ben de bu verebilirim. Bu kendi kendine, sen gezdin mi bizim köyde çocuk aramak için? Evet, evet gezdim. Ben bugüne seni kadar Allah'lıya bile geldim. Çocuğumu aramak için. Bir de konuşabilir miyim? Aradığınız, aklınızda bir şüpheniz, bir sıkıntınız varsa bakın ben her şeyi söylüyorum size. Ben o köyden bu yaş, hemen kaç senedir 15-20 senedir herhalde burada Aslanoğlu'nda oturuyorum. Ben o köyden ya geçtiysem ya bir ya iki kere geçmişimdir. O da Karapürçek iline giderken geçmişimdir. Başka hiçbir şey yok. Ben o köyün içini de bilmem. Kimseyi de tanımam. Ya bir Allah'ın kulu da ben Sergen'i tanıyorum diyemez yani o köyde. Ben de tanımıyorum. Senin Derya'ya karşı Sergen hissettikleri neydi? Ya biz Derya'yla konuştuk. Allah var. Ben mesela biz bayağı bir konuştuk. Ciddi ciddi de konuştuk. Ben sıkıntı neydi? Normal. Yine bir yani sıkıntı mesela yoktu. Mesela Selim'in işte onu başka erkeklerle görüştürmek istediğinden bahsetti mi mesela? Hayır ya ben bunları hiç konuşmadım. Kayınpederinin ona asıldığından bahsetti mi? Ya benim Derya'yla konuştuğum tek şey mesela eşiyle ben ayrılma konusunda. Ya ben bir bana söylediği tek şey Sergen ben bir hata yaptım dedi. Böyle ben bu kadar ayrıntıyı mesela burada programda öğrendim. Ben bu kadar çok şey olduğunu bilmiyordum. Bana dedikleri böyle neydi onun adı? Sergen, hayır, şunu böyle, anlatmaya çalışıyorum Sergen. Yani tamam sen eski eşine geri dönmüşsün bilmem ne falan filan ama evet. Yani senin bir erkek olarak Derya'nın eski kocasıyla böyle konuşması etmesi falan seni rahatsız etmiyor muydu? Ya ama bana kalkıp da onunla konuştuğu mesela bana söylediği ya Sergen böyle Selim aradı çocukla konuştum bilgin olsun. Ya ben buna hiçbir şey diyemem ki hiç kimsenin çocuğuyla görüşmesine engel olamaz. Tamam ama mesela işte olay gecesi tabii ki olamaz ama mesela olay gecesi saat 10'da. Görüntülü konuşmasının ne çocukla falan ilgisi yok işte arıyor işte. Ben onu bilmiyordum hayır. Ben onu ertesi gün öğrendim. Ertesi gün. O gün bir sürü de mesajlaşmışsınız. Daha sonra mesajlarını silmişsin Derya. Mesajların da var. Görüntülü konuşuyorsun. Sonra mesajlarda ne konuşuyorsun? Selim'le mi? Evet. Hatırlamıyorum. 30-35 hatırla, tane mesaj silmiş. Kocanın öldüğü gün. Hatırlamıyorum. Yani 7 dakika görüntülü. Onun üzerine 30-35'e yakın mesaj mesajlar. Silmiş. Tamam varsa çıkar zaten ne konuştuk. Var zaten çıktığı için. Tamam hatırlamıyorum. Tamam açacağım yani. Hatırlamıyorum ama. Tamam bu çocuk için ne konuştunuz? Bu çocuk mevzusu değil. Ya çocuk için ne konuştun normalde konuştum diyorum ben. Kimsenin olmadığını da gösteriyorsun etrafta. Adam yalnız başına armağanda. Adam da o gece tesadüfen öldürülüyor. Ya etrafı Allah değil bana kendi taşıdığı şeyle şeyi gösterdi. Tamam gösterdi. Az önce kendin söyledin yalnız olduğunda gördüm dedi. Evet yalnızdı. Yalnızdı. Sonradan çünkü birisinin yanında geldi, ben de öldü. Yani Emre'yi yanında aradı. Emre'ye Selim yalnız dedi. Emre de eğlenceye gidiyor diye arabaya alıp geldi. Emre ben bilmem. Kayıtlar Ahmet çıkar. Mehmet onu bilmem. Ama kime söyledin bunu? Emre'ye. Kime söyledin orada yalnız olduğunu? Kimseye. Kızım sen Sergen'le beraber değil misin? Sergen'le beraberken niye bu çocuğu arıyorsun? 7 dakika görüntülü 8 dakika konuşuyorsun. 30-35 dakika. Ya o zaman biz arada konuşuyoruz. Yani böyle sıkı bir ilişkimiz yok ki bizim. Ne demek arada? O zaten. Tamam konuştun ne konuştun? Selim'le mi? Selim'le mi? He. Ben hani görüntüyü söyledim de mesajı gerçekten hatırlamıyorum. Tam görüntüyle ne konuştunuz? Dedim ya. Ne? Kaç kere diyeceğim daha? Ne? Anlamadım ben. Senin gibi akıllı değilim ben. Söyle ne konuştun? Öyledir kesin. Hı hı. Ben konuştum söyledim. Tam konuştun ne söyledin? Saygısız. Sen çok saygısın. Ne söyledin? Açtın konuştun. Ya işte çocuğu göstereceğim diye şey yaptı. Tamam çocuk yanımda çocuk değil. Çocuk yanımda değil ben aşağıdayım arpa taşıyorum dedi. Tamam yukarı çıkınca beni ara. Kaç saniye sürer? Çıkmadı çıkmayacağım tamam. Dedi arpa taşıyorum dedi. Tamam o zaman çıktığın zaman ararsın. Toplam kaç saniye sürer? Biz 7 dakika falan konuştuk. Demek ki başka mevzularda konuştunuz. Yani çocuk nerede Selim? Çocuk yukarıda. Ya bizle ilgili konuştu dedim parmağı ya. Yapıyorum. Hoşça kal çocuğun yanına gidince beni ararsın. En fazla süreceği 15 dakika, 15 saniye. O da zaten niye görüntülü arayayım ki? Ararım, çocuk yanındaysa görüntülü arayabilir miyim diye sorarım. Artık o benim bir şeyim değil ki ben ondan ayrılmışım. Üstelik aldatmışım komşusuyla. Üstelik babası komşuyu öldürmüş, babası da cezaevine girmiş. Artık daha ben onu yüzüm olur mu aramaya? Sen Erdoğan'la beraber olduğunda kayınpederini tutup Erdoğan'ı öldüreceğini düşünmemiştin değil mi? Onu planlayamadın. Düşünseydin yapar mıydın? Yapmazdın. Tamam, nasıl şimdi kayınpederin cezaevine girdi Erdoğan'dan dolayı? Şimdi bu Selim de öldü ya, Selim de kimden dolayı öldü? Gene senin planlayamadığın ne oldu? Çünkü o gün bak bu kadar tesadüf olmaz. Başka sevgilin var, onun karısıyla uğraşıyorsun, anasıyla uğraşıyorsun, bilmem ne söylüyorsun. Bir de enerjin de var maşallah. Onunla ayrı ayrı uğraşırken
Mesela tam öldürüldüğü gün şimdi bu adamla 35 tane mesaj atıp 7,5-8 dakika görüntülü konuşmak ne alaka? Kel alaka. Sonra o çocuğun o telefon görüşmesinden hemen sonra öldürülmesi. Manidar. Ya ben yaptıysam çıksın zaten ya. Sen bir şey ya. Yaptın demiyor veya ben yaptırdıysam ben da çıksın. Bildiğini sen söyle. Sen yaptırdın da değil. Bak, bilmiyorum ya, bilsem söylerim ben ya. Ben o kadar canım iyiyim. Derya. Namusunu ortaya sen koymuş şey öldüreni söylemiyorum. Sen sadece senin için sen peşinden etme. Koşulmasından hoşlanılan bir şey var. Siz niye müdahale ediyorsunuz? Bu konuda doğru. Lütfen bir uzmana kızını götür. Evet. Bak bu doğru bir şey değil. Yarın bir gün Allah göstermesin senin kızının canını alırlar. Öyle birine denk gelirsiniz ki Allah getirtmesin. Bu doğru değil. Demek ki bu kızın bir sıkıntısı var. Doğru, bu kız böyle ya. Erkekler ondan hoşlansın falan istiyor demek ki. Bu doğru bir şey değil. Boşlukta bulunduk. Yani onu bir götür, bir danış. Gerçekten bu şey değil yani. Doğru sonuçta küçük çocuk bu. Haklısınız. O sırada Erdoğan'la görüştüğünde nasıl Erdoğan'ın öldürüleceğini düşünmediğin gibi kimle görüşüyordun ki Selim öldürüldü? Otur şimdi sen bir onu söyle. Yani birileri daha bağlanıp da Sergen'e de birileri bağlandı öğrendik. Anlatabiliyor muyum? Yani birilerinin daha mı bağlanmasını bekleyelim yavrum? Anlat işte ne olduysa. Yok. Olsa söylerim zaten. Sen bu Emre'yi anlat Emre'yi. Emre'yi bilmiyorum ben. Emre Yaşar da yalan söylüyor. Ben anlatacağım her şeyi anlattım Burhan zaten. Burhan Yaşar da yalan söylüyor. Sen Emre'yi anlat. Emre de mi sana böyle mesaj gönderiyordu? Hayır. Sen istemediğin halde? Hayır. Ya da Emre'nin yanındaki arkadaşları mı gönderiyorlardı? Hayır. O gün Selim'e acaba o mesajlar gelirken... Emre mi gördü? Hayır, o bir, gene bir fotoğraf mı geldi Emre'ye? Nasıl kayınpederine gelmiş? Ve bu arada işte sizin amca giriyor devreye. Evet. Ya bu amca nerede? 4,5 yerimize. Tamam reklam. Ben bu amcayı merak ediyorum. Çünkü Selim ve Derya 22.06'da konuşmaya başlıyorlar. Tamam Emre'nin amcası ama amca da geliyor ya. Kendi amcası da gelmiyor mu o gün? Görmüş öyle, o gün. Sonra 7 dakika sürüyor. Sonra bu Emre'nin amcasına ait siyah araç 22.15 civarında görülüyor. Yani 22.06 üzerine 7 eklersen 22.13. 22.13'te sen konuşurken Emre de aslında ne diyorsunuz siz oraya? O ahırın neyse o işte şeyin garajın önünde. Garaj. Garajın önünde. Çünkü 22.13 yani 2 dakika var ya arada. Oradan çıkıp işte 2 dakika sonra da o köy meydanına geliyor. Yani sen yine Selim'le konuşurken Emre orada olabilir. Gördü belki. Emre'nin de. Saatine uyuyor. Anlatabildim mi bilmiyorum. Hani dün size bir araç görüntüsü izletmiştim evet. Ya. Şimdi bu çocuk 22.06'da arıyor. 7 dakika konuşuyor. Kaç ediyor saat? 22.13. 22.13'te Emre'nin öldürüldüğü yerden araba yani geçmiş köyün meydanına doğru geliyor. Yani sen konuşurken ya Emre yanındaydı Selim'in? Yok. İhtimal dahilinde. Ya da duyup dinliyordu olabilir. Ben tek mesela sen Emre'ye telefon açıp Emre bak ben bir Selim'le konuşayım bana neler söylüyor demiş olursa eğer. Dersen eğer. Tamam mı? Emre de gidip Selim'in orada sizin konuşmalarınızı mesela dinleme şansı var mı? Bak böyle oldu demiyorum. Yok. Şansından bahsediyorum. Dinleme şansı var mı? Emre'nin senin Selim'le görüntülü konuşmanı? Evet var. Tesadüfen. Orada olma tesadüfen. Orada olma şansı var mı? Var. Var. Her şey var. Çok tesadüf. Emre ile senin dedikodun yapılıyor. Sen o gün Selim'le konuşurken de Emre'nin de aracı 2 dakika sonra öldürüldüğü yerden çıkıyor meydana geliyor. Ben ya ben bu Selim'le konuştuğum sırada Emre ile alakalı hiçbir şey bak sana şöyle söyleyeyim. İnsanlar bazen istemeden ölüme sebebiyet hayır, verebilirler. Cinayete sebebiyet verirler. Bunu açıkladığın noktada ben ne yaptırdım bunu ne açıkladığın yaptım. Noktada sen kendini sıyırabilirsin. Sen şimdi Erdoğan'ın olayında kendini sıyırdığın için bunda öyle olduğunu düşünme. Nasıl sıyırdık ki? Nasıl sıyırdı? Onu orada bir ceza almadığını falan gördüğü için burada da öyle düşünüyor bence. Hayır, hayır. Kızınla konuş. Bak 2 yaşında evladın var. Yazık. Doğru söylemiyorsun Derya. Ben de eğer birazcık insan tanıyorsam tamam mı? Doğru söylüyor. Doğru söylemiyorsun. Gözüme bile bakamıyorsun. Niye bakayım? Sen bakamazsın. Niye bakayım yani? Bakamazsın. Görmüyorum ki zaten. Bakamazsın. Görmüyorum. Evet, görmüyorum. Gözlerin de mi bozuk senin? Evet, bozuk. Kaç numara? Selim'in öldüğünü gördün de ondan mı bakamıyorsun kimseye? He, gördüm. Bu kadar ben çok mesaj yaşıyorsun da o yüzden yapma. Söylüyorum kaç siz numara. Siz benimle yaşadığımı biliyor musunuz? Müge Hanım'ın bir suçu yok. Ona saygısızlık yapma. Laflara girme diyorum. Biraz sus diyorum ya.
Müge Hanım'ın bir suçu yok. Ona saygısızlık yapma. Benim için hiç önemli değil. Yapma. Yani ben sadece onun kendi kişiliği, o herkes kendi terbiyesini ortaya koyar. Ben bu kadar mesajlaşan birinin gözünün kaç numara olduğunu merak ettim. Çünkü Derya, Erdoğan'la mesajlaşıyorsun, bu çocukla mesajlaşıyorsun, kocanla. Kaç numara? Demek ki yakını görebiliyorsun. Uzakta mı problemin var? Ya da bu... doğruda problemi var. Yalanı görüyor, aynı, doğruya geldiğinde öğrenmiş, kör sizden oluyor. Sizden öğrenmiş. Ben senin görümcelerin değilim. Ben senin, seni çok seven, seni korumaya çalışan annem baban da değilim. Doğru. Ben her zaman mağdurun yanındayım. Senin düşmanın da değilim. Sen eğer bugün burada öldürülmüş olsaydın, senin annenle beraber senin katilini arardım. Sana diyorum ki, senin de bu gidişle sonun iyi değil. Ben senin düşmanın değilim ki, beni annen anlar. Bu gidişatın sonu iyi değil. Sen her erkeğe bir başka erkekle ilgili şeyler anlatırsan... Bunun sonu gelir, ne yazık ki seni de bulur. Böyle olsun diye demiyorum. Böyle olunca doğrudur diye de demiyorum. Ama hayatın doğal bir akışı vardır. O doğal akışı konuşuyorum. Ben bu çocuk, kayınpederin de cezaevinden mektup yazdı. Bu çocuk da kendi halinde bir çocuk. Herkesin dediği kendi halinde bir çocuk. Evet, bir tanığımız var. Önce o tanığımızla bir röportaj gerçekleştirdik. İsmi bizde saklı. Onun da cinayet gecesi Emre Yaşar ve arkadaşı Mesut Bozkurt'la ilgili iddiaları var. Bir onu izleyelim isterseniz, sonra cezaevinden gelen mektubu okuyacağım size. Gizli tanıktan çarpıcı iddialar. Cinayetin işlendiği sokağa giriyorlar. Acaba bulundu mu, bulunmadı mı diye. Yakın arkadaş kaçmaya mı çalıştı? Elinde bavul vardı. Gitti, gölbaşında da büyük bir ihtimal yakalandılar. Kaçıyordu yani. Selim Yalçınkaya intikam kurbanı mı oldu? Selim Yalçınkaya cinayetiyle ilgili olarak ekibimize ulaşan gizli bir tanık çarpıcı iddialarda bulundu. Cinayet mahalli yakınlarında siyah bir araçla güvenlik kameralarına takılan Emre Yaşlar, tanığın söylediğine göre bir arkadaşıyla geç saatlerde de olay yerindeydi. Ben köyde oturan biri olarak Mesut Bozkurt ve Emre Yaşlar ikisini ekmek fırının önünde enerji içeceği alırken gördük. Orada vakit geçirdiler gece saat 2-2.30'a kadar. Cinayetin işlendiği sokağa giriyorlar. Acaba bulundu mu, bulunmadı mı diye. Sanırım gece 2-2.30 gibi oradan ayrıldılar. Mesut Bozkurt Emre Yaşlar'ı evine bıraktı. Sabahına 8.30-9 civarı Emre Yaşlar otobüs durağında beklerken gördük. Elinde bavul vardı. Büyük bir ihtimal akrabalarının aracıyla gitti. Gölbaşında da büyük bir ihtimal yakalandılar. Kaçıyordu yani. Durum onu gösteriyor. Bunu nereden şahit oluyorsunuz? Biz bunu arkadaş ortamından kendilerinin itiraf etmesiyle öğrendiniz. Aynen. Daha önce bir komşu cinayet akşamı Selim Yalçınkaya'nın biriyle konuştuğunu duymuş ve bir dertleşmeden bahsetmişti. Aşağı yukarı 10.30-11 arası iki kişinin konuşmasına şahit oldum. Ardından da bir kız meselesinden bahsederek Selim'e bundan dert yandı. Bu noktada gizli tanıkta dikkat çeken bir iddiada bulunuyor ve tıpkı komşunun duyduğu gibi Emre Yaşlar'ın da o akşam ilişkisindeki sorunlar sebebiyle arkadaşıyla buluştuğunu söylüyor. O gece Mesut arıyor. Moralim bozuk diyor. Nişanlısıyla mı, kız arkadaşıyla mı artık ki bilmiyorum. Tartıştığını söylüyor. Onu evinden alıyor Mesut Bozkurt'u. İkisi beraber ekmek fırınına iniyorlar. Emre sarhoş geliyor. Büyük bir ihtimal eğlenceden geliyor. Mesut'u yatağından alıyor yani. Gece 2-2.30 gibi oradan ayrıldılar. Emre Yaşlar'ı evine bırakıyor Mesut. Oradan kendi evine geçiyor. Kuşkulandıran soru. Tanık Selim Yalçınkaya garajda bulunduktan hemen sonra Emre Yaşlar'ın cinayet akşamı beraber olduğunu söylediği arkadaşının sıcağı sıcağına sorduğu soruya dikkat çekiyor. Selim Yalçınkaya'nın bulunduğu sabah Mesut Bozkurt oraya geliyor. Selim intihar mı etmiş diye soruyor. Sizin tuhafınıza bu mu gitti? O gitti tabii. Çünkü jandarma oraya kimseyi yanaştırmadı. O nasıl gördü? Neyi gördü? Emre Yaşlar ona geceden büyük bir ihtimal söyledi ya da şahit oldu. Biliyordu yani. Geceden biliyordu. Selim Yalçınkaya'nın babası ve onun vurduğu Erdoğan Sağlık'ın da dahil olduğu arkadaş grubunun ikiye bölündüğünü söyleyen tanık, olayın gidişatına göre bahsettiği Mesut isimli kişinin taraf değiştirdiğini de öne sürüyor. Kenan Toy, Burak Altınışık, Özgür Adaş, Adnan Yalçınkaya, Erdoğan Sağlık. Bunlar bir grup.
sağa sola gittikleri var. Erzurum'a, Kars'a gidildi. İstanbul'a, İzmir'e gidildi. Ne diyerek gidiyorlardı? Mal almaya gidiyoruz diyorlardı ama daha farklı işler için gidiyorlardı. Fuhuş için gidiyorlardı. Hepsi beraber. Olaydaki isimler ne zaman araları açıldı? Şu an kimler kimlerle konuşmuyor? Mesut'la konuşulmuyor bildiğim kadarıyla. Taraf tuttuğu için belki de. Biri Adnan'ın tarafını tutuyor, öbürleri Erdoğan'ın tarafını tutuyor. İntikam yemini iddiası. Gizli tanık Selim Yalçınkaya'nın babası silahla vurulduktan 14 gün sonra hayatını kaybeden Erdoğan Sağlık'ın kuzeninin öç alacağını açıkça söylediğini de iddia ediyor. Erdoğan Sağlık'ın cenazesinde amcasının oğlu orada yemin ediyor. Buraya kimse su dökmesin, ben burayı kanla sulayacağım diye. Bu konuşmaya Kenan ve Burak Altınışık anlatıyor. İki ismin her şeyi bildiğine inanan tanık, Selim Yalçınkaya'nın yakın arkadaşının cinayette parmağı olduğundan şüpheleniyor. Emre Yaşlar olmayabilir. %99 parmağı var. Biliyor, yapanı da biliyor. Mesut Bozkurt da büyük bir ihtimal biliyordur. Onlar inkar etmeden konuşursa büyük bir ihtimal cinayet işleyen kişiler bulunur. Müge Hanım, Mesut gelsin Selim'in yanına. Babamın yanında oturduğu kadar rahat olurdu Selim. O yüzden de zaten hiç kendini savunmamış çocuk. Babamın yanında nasıl rahatsa Mesut'un yanında da öyle rahat olurdu Selim. Hocam, Selim'in niye bir rahatsızlığı var ki ben onu anlamıyorum zaten. Yani. Selim sürekli kendisi söylüyorlar. Biz bir bu... Yani bu Erdoğan'dan dolayı mı? Bize kabul Mesut dedi ki cenazede dedi kan sulayacağız. Biz de onlardan can alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye tehdit etmişler. Bize Mesut bunu Selim'in yüzüne geldi söyledi, ben oradaydım. Bundan sonra zaten çocuk sürekli eli tetikte gezdi böyle sağına soluna bakıyordu. Öldürüleceğim diye. O korkuya girdi çocuk, o psikolojiye. Ama şunu söyleyeyim size. Şevki hocamla ikisi nasıl oturuyor? Selim'le Mesut da böyle otururdu. Hiç şey yapmazdı ki çocuk da zaten bu yüzden kendini savunamamış demek ki. Hani bir de Mesut çok kötü bir şekilde Ali Cengiz oyunu çevirdi. Bizden aldı aynı Burak Altınışık gibi. Öbür tarafa, öbür taraftan aldı. Bu tarafa dedik ki Mesut abi sen ama her şeyi biliyorsun. Ama bu arada aslında Erdoğan da öldürülmeden önce seninle de iyi. Yani anladığım kadarıyla Erdoğan da seni seviyor. Sen de Erdoğan'ı seviyorsun. Sana diyor ki bak sana işte diyor bir oyun oynayacaklar. Ben sana yardım edeceğim diyor. Anlattın ya. Hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Yani sen Erdoğan'la annenin yanına gittikten sonra da görüşmeye devam ediyorsun. Boşanma davan var. Hayır. Ondan sonra mal davası için sana diyor ki ben sana destek olacağım. Bak sana aile bir oyun oynayacak. Bilgin olsun diyor. Onu açıklayabilir miyim? Ben boşanınca hiç konuşmadım. Sadece ölmeden bir gün önce bana bir mesaj geldi. Ama o güne kadar ben Erdoğan'a yazdım ne de o bana yazdı. Ölmeden bir gün evvel mesaj geldi. Ne geldi? İşte sana bir oyun kuruldu. Ben bu oyunu bozacağım. Sen de işte boşanma dava sürecimiz vardı o zaman. Çekişmeliye döndürecekler. Biz anlaşmalı boşandık. Ne gerekiyorsa dedi al dedi. Çocuğunu da al dedi. Sen dedin mi ona ne? Zaten sen onun yüzünden ayrılmışsın. Ben hiçbir şey yazmadım. Hiç cevap bile yazmadım. Hiç yazmadım. Sonra çünkü ona tesadüfen ertesi gün mü öldürüldü o mesajdan? Aynen. Ben onun hani o mesajın da ondan geldiğine inanmadım. Şimdi cevap verirsem ne döneceğini bilmediğim için. Ailemde zaten hani gelen mesajlara cevap verdim. Şaşırdın mı bir gün sonra öldürülmesine? Çok şaşırdım. Yani vurulduğunu duydum. Yani ona da inanamadım. Dedim herhalde yine sonra bize... Sonra Erdoğan'ın ailesine bu intikam yemin edenler sana ulaşmışlardır. Yok gerçekten. Ya bize yardım et. Hayır. Ha? Yemin ederim bir babasını, eşini ben bir kayınbabanın mahkemesine gördüm bir de burada gördüm. Para oldu mu? Bunu Yücel Bey size soracağım. Erdoğan'ın ailesiyle aranızda bir para alışverişi oldu mu? Hayır. Ailesi derken geniş itibariyle soruyorum. Amcasının, dayısının, gelininin, komşusunun oğluna kadar geniş itibariyle o aileyle tanıdık biriyle para alışverişiniz oluyor şimdi mu? Şimdi dün o konuda bize iddia attılar. Dün o konuyu değil, şimdi konu cevap tek. Yok, dün attılar, para verdiler, para aldılar diye. Ben onlarla ne diyaloğa girdim. Ne öyle para meselemiz oldu bizde. Kızınız almış olabilir mi sizden habersiz? Ben ona inanmıyorum. Sadece benim kızımın aldığı işte o avukatı yardım verdi. 300 lira yardım. Yani, o çocuğunu hastaneye götürme yani o parası. Onun dedi. Haricinde ben herhangi bir parayla... Sen bilmiyorsun. Deniz sen biliyor musun? Benim para teklif edildi mi? Benim evime geldi geleli bir senedir. Ben ilk defa amcayı burada gördüm. Ondan öncesi ne tanıyorum ne biliyorum. Ama amca değil. Amcanın akrabaları da var. Yeğenleri var hiç, bu işte. Onlarla bizim hiç diyorlar. Hesap numaralarıma... Evde hani neyim var, neyim yoksa bakabilirsiniz. Hiçbirine bir şey olmadı. Adli tıptan karıştırdık.
Kesinlikle ben bu arada para meselesini ne gördüm, ne duydum, ne de aldım. Çünkü Erdoğan'ın babası da aslında şey yapıyor yani, aralarında bir şey yoktur diye. Hatta Derya'yı da çok korudu burada. Derya'nın da üzerine gidiyorlar diye görümcelerine de çok kızdı ya, o yüzden soruyorum. Hı-hı. Hani onlar yani da sizi ya, aynı tarafta mı gördü? Hesap numaralarımı bile bakabilirsiniz. Evimi de gidip arayabilirsiniz. Altının bilezim, hani bir şeyim var ya, çok mı açık diye. Bir şey söyleyeyim mi Deniz? Gelen haber ne biliyor musun? Siz bir ev mi almışsınız? Eve mi taşınacak mısınız? Ne olmuş? Size bu evi bu Erdoğan'ın babasının aldığı söyleniyor. Onlara onu yardımcı olduğunuz için. Onu da ispatlı bir şekilde çıkartabilirim. Evet. Anladım. Yani o söylendiği için söylüyorum. O da iki yani buraya çıkmadan 2-3 gün önce oldu. Anladım. Ev alalı yani. Bir hafta olmuş güle güle oturur. Aman anacığım, burada birbirlerine girdiler yani. Bu kadar yıldır program yapıyorum ama ben söylüyorum, bu kadınların da birbirine gidiyordu. Sonra tekrar geri dönüyor, tekrar saldırıyor. Onlar dört kadın. Evet. Ya yani kadın kadına birbirlerine. Ya seni de mahvettiler değil mi? Kim birisi birisini ısırdı, bir ara onu gördü. Sen iyi misin? He? Görümce Derya, anne Deniz'i mi ısırdı? Ama o geldi, koştu onlara. Gidelim dediler, gidiyordu. Şu evet, mektubu okuyorduk. Derya'nın annesini aldılar araya. O, o geldi tekrar geriye. Gelen geri döndü, bunların çünkü dördü de hücum etti. Aldılar araya. Tövbe yarabbim, tövbe estağfurullah ama... Oh. Hayır bak, bazen de lazım değil. Bence yani şu saatler ve dakikalar ve görgü şahitleri, yani köyde konuşmaya başlarken insanların sakin sakin ilerlemesi gerekir. O zaman yani bu Ağustos'tan beri dövüşselerdi kendi mahallelerinde. Nedense benim programa gelen herkes de bir intihar etme eğilimi, bir dövüşme eğilimi. Dövüşseydiniz, Ağustos'ta cinayet işlenmiş, Ağustos, Eylül, Ekim geldik, Kasım'a. 4 aydır dövüşmediniz de şimdi burası mı yani? Dövüşerek de sonuca gidebilme şansları yok ki zaten. Şu ana kadar Allah, yapılan konuşmalardan farklı ne konuşuldu da salonu terk etmeye kalktılar. Sanırım ev meselesi. Yani. Bir de o 13 Allah görüntülü Allah telefon meselesi. Ben evet, yine onun altını çiziyorum. Yani bu telefon 22.06'da Selim ve Derya arasındaki telefon görüşmesi başlıyor. 7 dakika sürüyor. Evet. Saat oluyor 22.13. 15'te arabanın 15'te görüntüsü. 15'te de araba görüntü oradan halinde çıkıyor. Evet. Ben açıkçası manidar buluyorum bunu. Aynı ben manidar. Derya'nın aynı anda bu Sergen'le konuşurken, ya Sergen'in aklı nereden geliyor? Futbolcu Sergen'den aklıma geliyordu. Onu aklıma getirip Sergen'i aklıma getiriyorum. O yüzden diyorum. Sergen'le görüşürken, Sergen'in karısıyla barışmaması için Sergen'in annesine kadar falan giderken de tekrar Selim'le görüntülü konuşması, bana etrafı gösterdi, kimse yoktu demesi de yine kafamdaki bir başka soru işareti açıkçası. Yani aileyi de anlıyorum. Onlar da torunlarının onun yanında büyümesini istemiyorlar. Sağ olsunlar, ben rica ettim verdiler ama bunun için yapılması gereken şey aile mahkemesine başvurmak. Daha sonra aile mahkemesi karar verir ama aile mahkemesinin bir çocuğu annesinden alıp halalarına vermesi için anca annesinin bu cinayette parmağının olduğunun ortaya çıkması gerekir. Başka türlü de olmaz. Yalnız size şu mektubun sonunu okuyacağım. Vallahi ben tabii aslında çok iyi bir dosya hazırlanmış bu konuyla ilgili. Daha sonra delil yetersizliğinden falan işte tutuklu, serbest kalmış tutuklar. Ama ben Derya'nın şöyle iyi bir sıkılanıp ifadesinin alınması taraftarıyım. Yanılıyor olabilirim. Bu benim Müge olarak şahsi kanaatim. Bu kız her şeyi bilir. Her şeyi evet, biliyor. Her şeyi. Bir dakika önceki konuşmayla 5 dakika sonraki konuşma arasındaki tenakuzlar ortaya konduğu zaman, çelişkiler ortaya konduğu zaman birçok konu aydınlanacaktır. Yeter ki çok mahkemede iyi bir, de doğru çok iyi bir çifte sorgulama oluyor ya, öyle bir sorgulamaya alınması lazım. Çapraz sorgulama istiyor Rahmi. Çapraz sorgulamada bunu bülbül gibi bütün hadiseleri ortaya koyar. Ya sana bir söyleyeyim, çapraza mapraza da gerek yok ya. Ya olsun, çapraz olsun da işimizde ya dört dört. Şimdi yalan söyleyince hep hani Müge Hanım'ın da hep ifade ettiği gibi zor iş. Yalan söylemek zor. Tutamıyor ki kafasında. Yani bir söylediğiyle tutmuyor. Onu saklamaya çalışırken öbürü ortaya çıkıyor. Ne dediğini hatırlamıyor.
Sürekli bir çelişki. Ya, sürekli bir çelişki. Bu konuda hep atasözlerimiz var. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Ondan sonra söner. Bunun başka izahı yok. İşte vay gidene diyor. Şurasını okumak istiyorum ama ben mektubun şu şeyini. Çünkü abi ben bunları ne yapayım ya burada? Yani ya doğru düzgün konuşacaksa insanlar gelsinler. Diyor ki bu yine hani Erdoğan'ı öldürmekten dolayı cezaevine giren Derya'nın kayınpederi rahmetli Selim'in babasının mektubu. Burası önemli çünkü neden bu cinayet nasıl oldu onu anlatıyor. Müge Hanım, benim bütün ailem Gökçeyurt köyünde yaşar ve o köyün yerlisiyiz. Erdoğan Sağlık yani öldürdüğü, vurduğu kişi bu olaylardan sonra köyde benim adımı çıkarttı. Adnan şerefsizdir, şeref yoksunudur. 100 bin lira para vereceğim, bu olayın üstünü kapatacak. Benimle konuşmaya can atıyor gibi sözler söyleyerek beni köy yerinde rencide etti. Yani geliniyle Erdoğan arasında dedikodu çıktıktan sonra biz diyor ben oğlumu da tuttum. Kendimizi onlarla konuşmamaya çalıştık ama bu sefer de Erdoğan benim hakkımda böyle dedikodu çıkarttı. Bak 100 bin lira da vereceğim, bu işin onlar da işte üstünü kapatacak. Yani hani namuslarının bedeli 100 bin lira gibi hakkımda dedikodu çıkarttı diyor. Evet. Biz diyor yine de sesimizi çıkartmadık. Erdoğan'ın babası Nevzat'ı çağırdım. Bizim stüdyomuza da davet gelen, davetimizi kabul eden. Ben Nevzat emmiye olayı anlattım. Oğlunun Selim'in karısıyla gönül ilişkisi varmış dedim. Nevzat emmisi de Selim gibi bir çocuğa bunu yapmaz dedi. O arada ikindi ezanı okunuyordu. Bana şu an okunan ezan şahidim olsun. Sen bana oğlumdan ilerisin. Benim mandıramın başını bekliyorsun. Çobanlarımı kontrol ediyorsun. Böyle bir şey yapmışsa ispatla, Erdoğan'ın sütü sana helaldir dedi. Ben de Nevzat emmi sütünü falan karıştırma. Oğlunu belirli bir zaman gözümüzün önünde gezdirme dedim. 2 ay boyunca sabrettim. Bütün akrabalarıyla konuştum. Erdoğan buralarda gezmesin diye ama kimse oralı olmadı. Erdoğan'ın mandırasıyla benim mandıram karşılıklıdır. Tüm bu ısrarlarıma rağmen Erdoğan gelip gidiyor. Her geldiğinde beni kışkırtıyordu. Bak aynı o kışkırtma lafını işte bu şeyi de kullanıyor. Bak dediğim de o işte. İnsanları da kışkırtmamak gerekiyor. Sabrettim, Allah'a sığındım. Allah'a yeminim olsun bir kelime yalanım yoktur. 1 Ocak günü öğle 1.30 gibi tarlama gittim. Tam eve döneceğim zaman Erdoğan traktörle gözüktü. 100 metre falan vardı. Devamlı olarak belediyenin yaptırdığı stabilize yolu kullanan Erdoğan beni görünce kötü olan yoldan bana doğru gelmeye başladı. 30-40 metre sonra traktörü durdurdu, indi ve bana aynen şöyle dedi. Sana karşı hatalıyım. Ben senin oğlunun karısıyla oğlunun yatak odasında beraber oldum. Ölmüş babanın hatrı varsa beni vur dedi. Bunun aynısını Derya da kocasına itiraf etmiş zaten mesajlarında. Ben de sana benim ne zararım oldu? Mandıra'nın bekçiliğini yapıp göz kulak oluyordum. Bin kişi yapsa da 1001. sen olmayacaktın. Bir sofrada yemek yedik, bir dilim ekmeği böldük dedim. Benim böyle söylememe rağmen birindeki silahı göstererek kışkırtıcı hareketler yaparak üstüme geldi. O esnada elini silahına götürdü. Ben de telaşlandım. Ayak uçlarına doğru 2 el ateş ettim. Üçüncünün nasıl patladığını bilmiyorum. Erdoğan yere düşünce birlikte geldiği çobanına bağırdım. 112 ara dedim. Ben Erdoğan'ı öldürmek için ateş etmedim. Zaten öldürecek olsaydım 3 tane daha fişek vardı. Erdoğan'ın önüne değil kafasına veya vücuduna ateş ederdim. Bu olayların bu aşamaya gelmesinde kimin parmağı varsa ona hakkım helal değildir. Bir de diyor Emre Yaşlar'la ilgili söyleyeyim diyor. Biliyorsunuz bu çok konuşuldu. Tavuk ve meyve suyuyla evlerine gittiği söylenen. Çocuklarımdan ayırt etmedim diyor. Emre benim yakın komşumun oğlu. Soframda ekmeğimi yemiştir. Oğlumun karısıyla oğlum nişanlıyken konuşuyorlarmış. Ben ev hapsi aldığımda bana geldi geçmiş olsuna. Bana dedi ki Adnan amca, ben senin gelinin Derya ile konuşuyordum. İşte bak tam bunlar olurken kaçtılar. Ha, bak bu lafı söylediler ya. Adnan amca, ben senin gelinin Derya ile konuşuyordum. Derya bana dedi ki, Emre, Selim benim dengim değil. Ben çok güzelim. Keşke sen olsaydın. Ben de dedim ki, Selim de iyidir. Sessiz sakin bir kişi. Şimdilik devam et, sonra bakarız dedim. Bu Erdoğan benim ismimi kullanmış. Yemin ederim senin yarım bıraktığın işi ben tamamlarım dedi. Ben de dedim ki ulan oğlum benden ne zarar gördünüz? Madem nişanlıyken görüşüyordunuz bana neden söylemediniz? Bana söyleseydiniz nişanı bozardım. Derya denilen utanmazla evlendirmezdim.
Benim kızlarım, ailem ona iki bardak çay vermekle hizmet etmiş olmaz. Benim kapıma gelen kim olursa Tanrı misafiridir. Hizmette kusur olmaz. Sonrasında işte şeyi de anlatıyor adama, Erdoğan'la fotoğrafların gelmesini falan filan. O zaman da olaylar kopmuş. Ama Emre bak, Emre Yaşlar. Bak ben onu oğlumdan ayırt etmedim diyor. Gidip ona demişsin, onu görümcenin birisi de söyledi. Ben çok güzelim, Selim'e, yani Selim'den daha iyisine layığım. Sen bir şey söylemek istiyor musun Derya? Buyurun kızım. Bana da bugün anlatmak istediklerim varmış anladığım kadarıyla. Anlat, çünkü bak biri de cezaevinde Derya. Bak bir adam da cezaevinde ve Rahmi Bey siz gittikten sonra sanırım söyledi. İnsanın boşanmayla kayınpederliği, kayınvalideliği gitmiyor aslında. Birine anne diyorsan annedir. Bak seni de kayınpederin. Kayınpederin için dedik yani bütün tahrikler falan da ilgilenirse en az 12 yıl, 13 yıl cezaevinde kalacak dedi. Adnan Yalçınkaya için. Adnan Yalçınkaya'nın iddiası biliyorsun senin Erdoğan'la olan fotoğraflarının ona gönderildiği ve buna rağmen Erdoğan'ın hala, yine onun iddiasına göre söylüyorum, o da rahmetli olmuş şimdi cevap hakkı olmuyor ama ona rağmen onun karşısına çıktığı ve pişkin pişkin konuştuğu ve buna dayanamadığı yönünde. Ortada bir fotoğraflar var. Senin o fotoğrafların doğru olmadığını savundun. Mahkemede de doğru olmadığını savundun. Ve ben sana dedim ki o mahkemede o fotoğrafların gerçek olup olmadığı ortaya çıkar. Eğer anlatmak istediğin şeyler varsa lütfen anlat artık sen de. Ben o fotoğraflar doğru. Yani Erdoğan'la o fotoğrafım var benim. O doğru. Korktuğum için bir şeylerden inkar et. Ailemin başına bir şey gelecek diye, çocuğumu göstermeyecekler diye hep korktuğum için inkar ettim. Var ama böyle bir şey. Erdoğan da o fotoğrafları kendisi mi çekmiş sen konuşurken? Hı hı. Benim haberim yok ama çekmiş. Senin haberin yok. Peki kimlere vermiş? Ben onu bilmiyorum. Ben de onun öğrenilmesini istiyorum ama. Hani kime attı, kim kayınbabama gösterdi de. Burak Altınışık. Kayınbabam böyle oldu. Burak Altınışık Müge Hanım. O baban da bunun getirin. Burak Altınışık tarafından geldiğini evet. Söylüyor. Evet. Ama mahkemede bu reddedildiği için. Gelmedi mahkemeye. Hayır. Mahkemede reddediyor Derya. Hı-hı. Böyle bir fotoğraf çekilmedi diyor. Ben bu fotoğrafı kocam çekmişti. Daha sonra ayrılma sürecinde Erdoğan'la ikimizin fotoğrafını yan yana koymuşlar. Bir Photoshop yapmışlar. O zaman tabii sizin babanızdan yalan söylemiş oluyordu. Evet. Yani hani hep tahrik diyoruz ya tabii bunları bu yüzden çok önemli mesela Derya'nın söylediği. Yani şu anda Derya Hanım, o zaman lütfen siz mahkemeye vereceğiniz bir dilekçeyle buradaki yaptığınız şu andaki konuşmayı lütfen teyit ettirici bildirin. Bugüne kadar korku içerisinde gerçeği söylemediğinizi, koca işte filan kişi tarafından fotoğrafların çekildiğini öğrendiğini ve bundan da üzüntü duyduğunu, bu fotoğrafların da kayınpederime iletildiğini öğrendim. Bu bütün bana da üzüntü oldu. Ben de bunun dağıtıcısının kim olduğunu bilmiyorum ve öğrenmek istiyorum. Ama bu fotoğraflar rahmetli tarafından çekildiğini belirtin. Öldürülen kişi tarafından çekildiğini belirtin lütfen. En büyük insanlık göreviniz yapın ve de kayınpederinize, ölen rahmetli kocanıza karşı eş ve bir gelin olarak, eski eş, eski gelin olarak insanlık görevinizi lütfen yapın. Peki sen daha sonra Erdoğan'a hiç sormadın mı? Erdoğan niye sen bu fotoğrafı yaydın? Ben hiç konuşmadım. Yani ne o köyden ne de ondan hiç kimseyle konuşmadım. Ben sadece Selim'le konuşuyorum. Selim'e söyledin mi peki böyle böyle diye? Selim bana kendi söyledi. Enişteme atmışlar fotoğrafı Selim'e. Hangi eniştene? Benim. Sizin kendi eniştenize atmışlar. Teyzesinin eşine. Ona kim atmış? Kayınbabam atmış. Müge Hanım şöyle bir şey vardı ya, hani biz delil topluyoruz mahkemede boşanmaya sunacağız diye iftira atıyorlar diyordu ya.
Babam da eniştesine gönderiyor bu resmi. Biz madem iftira atıyoruz bu resimler ne diye eniştesine göndermiş o resimleri. Yani biz bundan dolayı sizin kızınızı oraya yolladık. Bu resimler yüzünden yolladık. Şimdi siz dinlemediniz tabii ama işte kayınpederinin göndermiş olduğu mektupta cezaevinde. Şimdi ya aslında o kadar acıklı ki Selim'le Derya evliler. Araya Erdoğan giriyor. Erdoğan Derya'yı kandırıyor. Derya ile görüntülü konuşurken Derya'nın fotoğraflarını çekiyor. Sonra da o fotoğrafı Derya'nın da dediği gibi demek ki kayınpedere bir şekilde atıyorlar. Kayınpeder diyor ki biz yine de ben çocuğuma da kendime de söyledim ve şey durmaya çalıştım. Metanetli durmaya, metin durmaya çalıştım ama şöyle söylüyor şeyinde yazdığı bana yazdığı mektupta. Ben diyor traktörü durdurdu, indi ve bana dedi ki sana karşı hatalıyım. Ben senin oğlunun karısıyla oğlunun yatak odasında beraber oldum. Ölmüş babanın hatırı varsa beni vur. Yani diyor ki benim bu şekilde üzerime geldi diyor. Aynen, evet. Ve diyor benim böyle ben tamam dedim diyor yani. Demiş ki benim sana ne zararım oldu kardeşim yani sen hani bizim ailemizi bozdun. Ben senin mandıranın bekçiliğini yapıyordum. Biz aynı ekmeği bölüyorduk, yiyorduk falan. Çünkü mandıraları karşılıklı. E tabii o köy hayatında da kim bilir insanlar beraberce neler yaşıyorlar. Yağmuru var, karı var, hastalığı var değil mi? Belindeki silahı göstererek, kışkırtıcı hareketler yaparak üstüme geldi. Ben telaşlandım, ayak uçlarına doğru iki el ateş ettim korkutmak için. Üçüncünün nasıl patladığını bilmiyorum diyor. Çünkü iki el gerçekten ayaklarına isabet ediyor ama anladığım kadarıyla... Ben beyefendinin anlattığına göre söylüyorum. Üçüncü el karnına da geliyor evet, saçmalardan. Karın bölgesine de geliyor ve sanırım öldürücü şeyler de evet, onlar değil mi? Öldürücü darbelerde onlar oluyor. Çünkü daha sonra enfeksiyon ve buna bağlı ölüm olayı gerçekleşiyor. Ve burada Derya dinlemedin ama Emre'nin gidip kayınpederine anlatımları var. Bak senin az önce söylediğin kayınpederinin cezaevinden çıkması için çok önemli bir şey. Lütfen git bunu anlat. Sen de mağdursun, sen de şikayetçi ol üstelik senin fotoğraflarını yayanlardan onu sana söyleyeyim. Ama Emre de giderek kayınpederine diyor ki... Derya bana dedi ki diyor senin için... Selim benim dengim değil, ben çok güzelim. Keşke onun yerinde sen olsaydın. Emre de demiş ki Selim de iyidir, sessiz, sakin bir kişi... Şimdilik devam et, sonra bakarız. Öyle bir şey olmadı. Yani bunu kabul etmiyorum ben. Peki niye böyle bir şey söylüyor? Ya öyle bir şey olsaydı zaten hani benim annem kaç defa yüzük attı. Ben bir daha Selim'e dönmezdim yani. Öyle bir niyetim olsaydı Emre ile konuşmaya devam ederdim. Anladım. Peki Emre niye senin için böyle söylüyor? Bu arada Emre anladığım kadarıyla nişanlı o dönemde de. Yani bir ayrıldı, barıştı falan bir sevgilisi mi var Emre'nin? Bir sevgilisi var. Yani Emre bütün bunları o zaman söylerken şimdi söylemezken acaba sevgilisini mi düşünüp böyle söylüyor? Yani Emre niye senin hakkında böyle konuşuyor? Ben bilmiyorum o konuyla ilgili. Çünkü kayınpederinin burada yalan söylemesi için bir neden yok. Üstelik sen de duyduğunu söylüyorsun ben, Derya. Ben sen de duyduğunu söylüyorsun. Ben zaten. Duydum Müge Hanım. Kulağımla duydum ben. Röportajında da zaten söylüyor Müge Hanım. Ve de ben onu Furkan, biz size hani telefonunu bulduk diye köye haber yaydım dediğim kişi Furkan Yaşar. Furkan Yaşar bunların ilişkisini baştan beri biliyor. Emre ile Derya'nın ne yaşayıp yaşamadığının evet, tek kilit noktası Furkan Yaşar. İki orkak arkadaşın, iki orkak sevgilileri. Müge Hanım bunlar biliyor. Furkan yalan söylüyor. Babamın oğlu Adnan Yalçınkaya'nın yeğeni Furkan Yaşar yalan söylüyor. Bu arada Derya, Sergen'le de görüştük. Sergen de diyor ki ben ilk zamanlar Derya ile ciddi düşünüyordum. Sonra arkadaşları demişler ki ona bak bu kız eşini aldatmış. Sen de başını yakma demişler. Ben de ondan sonra uzaklaşmaya başladım ve seninle ilgili araştırmalara girmiş. Boşandıktan benimle olduğu zamana kadar geçen sürede 2-3 kişiyle daha konuşmuş. İkisiyle görüşmüş Sergen. Hatta birine gel beni iste demişsin sen. Diyor ki karımla barışmayı hep istiyordum. Alkol sorunumdan dolayı ayrılmıştık. Tekrar denedik ayrıldık. Olay zamanı yani cinayetin işlendiği zaman Zonguldak'tayım demiştim ama yanlış söylemişim. Ben olaydan 2 gün sonra... 13 Ağustos'ta Zonguldak'a gitmişim. Cinayet zamanı Ankara'daydım.
Sen aramışsın Sergen'i ve demişsin ki Selim ölmüş. Kimsenin yaptığı kimseye kalmaz. Ağladığı için üzülmüştüm ama o sözleri de tuhafıma gitti diyor. Neden eski kocan öldürülünce yeni sevgiline kimsenin yaptığı kimseye kalmaz dedin? Selim ne yaptı? Ya da Selim'in babası öldürdüğü için Erdoğan'ı onların mı öldürdüğünü düşünerek böyle söyledin? Kimsenin yaptığı kimseye kalmaz diye. Hı? Söyle artık Derya doğruları. Söyle yavrum artık. Kendini savun yavrum. Doğru neyse söyle. Ya bana yaptığı şeylerden dolayı dedim ben onu. Hı? Bana yaptığı, yaşattığı şeylerden dolayı. Ne yaşattı? İşte çok şey yaşattı. Mesela? Yani çok şey dediğin neler yani? Say bakalım bir iki tanesini. Ya bu olay şey, ben 3 sene boyunca evli kaldım. Ama bu olayı ben ta baştan belli Selim'i aldatıyormuşum gibi bir izlenim veriyorlar. Aslında bu Erdoğan olayı 2 aylık bir süreç. Benim en son 2 aylık sürecim. Ya hem ailesine karşı savunmaması hem dövmesi. Ben ondan sadece arkamda olmasını istedim. Ya bir de bu Erdoğan olayını duymasına rağmen sessiz kalması beni o sürükledi yani. Ben de ona istiraden böyle bir şey söyledim. Nasıl sessiz kalması? Sessiz kalması sürüklemiyor ki. Zaten Erdoğan olayını duyuyor. Erdoğan olayını duyduğu zaman zaten olmuş Erdoğan olayı. Erdoğan olayını duyuyor. Bir hafta boyunca benimle bir şey olmamış gibi. Karı koca hayatı yani evine geliyor, giriyor, yemeğini içiyor. Ama o senin problemin. İşte artık o saatten sonra senin problemin. O bunları hani bile bile sustuğu için. Hani ne yapmaya çalıştı, ne etti onu ben de bilmiyorum ama. Ne yapmalıydı Derya? Göndereydi. Hı? Göndereydi öğrendiğinde. Tamam gönderdi ama sen daha cinayet günü bile arıyorsun. 7-8 dakika görüntülü konuşuyorsun. Kızım sen niye konuşuyorsun o zaman? İşte ben onun şeyine karşılık konuştum yani. Neyine karşılık? Hareketi olsun, tavrı olsun. Bana karşı yaklaşımı olsun. Her çocuğun öldürüldüğü gün niye o zaman 8 dakika konuştun? 7,5 dakika, 8 dakikaya yakın, 7 dakika diyeyim hadi. Ya söylediğim gibi hem çocuğu göstereceğim dedi. Ama sen bu adamdan artık diyorsun ki bu adam bana bunu yaptığı için ben de gittim komşuyla beraber oldum. Tamam ayrıldın da. daha niye konuşacağım? Zaten adam kötü bir adam. Seni dövmüş, sövmüş. Rahmi Bey'in söylediğine, Rahmi Bey'in sorusuna ne diyorsun? Dövdü falan diyorsun. Tamam sonra ayrıldın da. Sonra onunla konuştuğun sırada Ecevit var. Ecevit diyor ki benden evvel de 2-3 kişi olmuş. Hatta yine evlenelim diye ben gittim diyor. Konuştum hatta benimle evlen demiş diyor. Ecevit. Ama Ecevit dediğime bakma. Sergen. Aradakilerle de konuştum diyor. Orada da başkaları olmuş. Şimdi oradaki başkaları kim mesela? Çünkü ben senin hani sana şimdi Selim gel kaçalım dediği zaman kiminle berabersen o dönem ona da onların mesajını gönderip göndermediğinden emin olamıyorum. Yok öyle bir şey yok. Kesinlikle yok. Ama yapıyorsun sen bunu ama. Yavrum sen bunu yapıyorsun ya. Şimdi aradın ya tam o aradaki dönem daha senin sinirli olduğun bir zaman ilk ayrıldığın dönem. O sırada da hayatında başka çocuklar var. O sırada da diyorsun ki Selim bana yazmaya devam ediyordu. Gel kaçalım diyordu tekrar beraber olalım diyordu. O beraber olduğun adamlar da Selim'in yazdığı mesajları görmüyorlar mı? Niye? Niye göstereyim? Benim telefonuma gelen mesaj o. Tamam nasıl kocan gördü Erdoğan'la konuşurken onlar da bir şekilde o mesajı görebilir. Hayır ben onlarla hesap üzerinden konuşuyordum. Yan yana oturup konuşmuyordum yani. Hesap üzerinden konuştuğun kişiye mi gittin dedin gel benimle evlen diye? Yok öyle bir şey yok. Sergen diyor konuştum ikisiyle diyor. Kendi iddiası o da. O da mı yalan söylüyor? O olay öyle değil. Nasıl yani? Sergen'in anlattığı, ben başkasına gel benimle evlen demişim ya. Yani o öyle bir şey değil yani. Nasıl bir şey der ya? Ya ben konuşmak istemiyorum artık yani. Zaten bugün ya de... Ya konuşmak istemiyorsun mevzusu da. Bak. Senin kocan öldürüldüğünde, daha doğrusu kayınpederin senin Erdoğan'la ilişkin yüzünden cezaevine girdiğini iddia ediyor. Sen de söylüyorsun köyde bu fotoğraflarda dolandıysa
Erdoğan da gidip bak borcuna karşılık işte bana gelinini verdi gibi bu kadar edepsizce bir laf konuştuysa işin sonu bir yere varırdı. Ya onu öldürecekti ya onu öldürecekti falan filan. Selim geriye çekilmiş, babası girmiş devreye. Onun arkasından Selim öldürülüyor. Şimdi Selim ya yine sen Erdoğan'la beraber olduğun için işlenen bu cinayetten dolayı karşı tarafın oğlunu öldürelim diye öldürüldü. Evet. Ya sen o arada yine başkasıyla beraber oldun. Onun mesajını ona attığında onun için öldürüldü. Başka bir sebep yok ki. Çocuğun başka bir şeyi yok, bağlantısı yok. Benim... Her iki şeyde de yine sana varıyor. Ya Erdoğan'dan dolayı öldürüldü. Ya arada başka biri var ondan dolayı öldürüldü. Emre olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Ben de sana diyorum ki onu söyle ki biz de o tarafa gidelim. Sen de istediğin yere git tabii ki ama sen de anlat. Benim yani Selim'in öldürmesiyle hiçbir alakam yok yani. Ben git de birisine öldür veya gideyim ben öldüreyim diye kesinlikle bir şey yok. Yani yapmadım, yaptırmadım. Derya, Erdoğan zaman... niye öldü? Onu kayınbabamla işte benim olaylarım çıktığı için. Sen Erdoğan'la beraber olduğun için kayınpederin vurdu değil mi? Evet. Erdoğan ondan öldü. Şimdi Selim neden öldü? Onu bilmiyorum. Yani kaç tahminin var? Benim bir hani bu olaydan dolayı olabilir diye düşünüyorum. Bir de yani Burak Gelin olayından olmuş olabilir diye düşünüyorum. Hı? Burak Altınış'ın. Burak Altınış. Kayınbabama fotoğrafı gösterip olaylar daha fazla hani karşı tarafın adamı da Burak'a hani senin yüzünden bu olaylar çıktı deyip belki Burak hani şeyler yapmış olabilir. Burak mı öldürmüş olabilir Selim'i? Ya öldürmüş olabilir demiyorum ama hani bana bir mesaj geldi. O yanlışlıkla gelen bir mesaj. Ben ona SS aldım. O mesaj içeriği Selim'in telefonunda da vardır büyük ihtimalle. Ya Burak'la ikisinin konuşması vardı. Burak'la kim? Selim'in. Hı. Bu iş böyle giderse iyiye gitmeyecek diye bir yazı okudum ben sadece onu biliyorum. Başka bir bilgi yok. Kim kime atmış? Selim'le Burak konuşmuş. Tamam. Kim kime bu iş böyle giderse iyi olmayacak demiş? Burak demiş galiba. Tamam. Nasıl giderse bu iş? Ben hani onu bilmiyorum. Sadece bana atılan o mesajda öyle yazıyordu. Ben bunu Selim'e sorduğumda hani sen nereden öğrendin ettin dedi. Ben de dedim ki o zaten attığı gibi sildi bana mesajı. Galiba başka birisine gönderiyordu. SS almış. O zaman demek ki siz sürekli konuşuyordunuz ki sen de o listedesin yani sana da basmış. Aynen. Ben Selim'le konuşmadığımı inkar etmiyorum zaten konuşuyordum. Derya'cığım bu adam seni başka erkeklerle beraber olmaya zorlayan, seni döven, sana bakmayan falan bir adam. Sen de gidiyorsun bunu komşunun oğluyla aldatıyor musun? Bir de üzerine 30 bin lira isteyip boşanıyor musun? O öyle değil. Tamam. Bak şimdi sıralama böyle. Daha niye yazışıyorsun bu çocukla? Daha ne istiyorsun sen bu çocukla? Daha istediğin ne yani? Daha ne olacaktı? Ya, çocuğu göstermem etmem diyordu. Vermem diyordu. Bazı şeylere de hani zorluyordu onun için konuşuyordu. Neleri? Elinde onu da seni tehdit etmek için bir şeyler mi vardı? Yani bu fotoğraf mevzular falan var. Selim onların hepsi. Onlar da onunla Selim'le çektirdiğin fotoğraflar mı? Selim'in telefonu da benim de. Hani çekindim bazı açık saçlı fotoğraflar mı olsun, şeyli olsun vardı yani. Onları mı yayacağım diyordun? Zaten eniştemgile atmışlardı. Eniştemgile attın Erdoğan'la çekilen fotoğrafın değil mi? Benim başka açık saçlı enişteme atılan o fotoğrafım. Erdoğan'la olan. Erdoğan'la tamam, olan. Tamam, onu aile atıyor. Bak kızınız neler yapıyor komşunun oğluyla diye atıyor. Tamam, Selim seni başka fotoğraflarla mı tehdit ediyordu? Ya işte senin adına hesap açılıyor dedi bana bir ara. Açık saçlı fotoğrafların falan var dedi. Ben de dedim ki benim fotoğrafım hani sende var dedim. Açmışsanız siz açmışsınızdır dedim. Yok işte senin adına konuşuluyor, ediliyor diye. Kim açılacak dedi? Kim açacak dedi? Bak işte konuşsa anlatacak da bir şeyler. Kim açacakmış senin adına o hesabı? Erdoğan Gül. Erdoğan.
Sen hiç Erdoğan'ı o zaman aramadın mı? Niye sen böyle böyle bir şey yapıyorsun? Ben hiç konuşmadım. E niye konuşman lazım? Ama Erdoğan sana senin işin hakkında kumpas kuruyorlar diye mesaj atıyor. Erdoğan seninle konuşuyor. Niye senin hakkında böyle site açsın? Ya ben aynı şey dedim. Sürekli zaten ortaya bir şeyler atılıyor ya. Hem ona atılan herkese hani yazmak istemedim. Ben sadece Selim'le konuşuyordum. Erdoğan'ı arasaydın o zaman. Aramadım. Yani. Açtılar mı seninle? Ondan da zaten bir darbe yediğim için. Bir de hani arayıp ne diye konuşayım dedim. Peki Erdoğan aramadı mı seni hiç? Yok aramadı. Açtılar mı böyle bir site? Şey mahkemede bana gösterdiler böyle bir şey. Site de açmışlar. Açmışlar ve yazışmışlar. Kim yazışmış? Sözde benle Erdoğan Sağlık yazışmışız. Ha, Erdoğan seninle yazışmalarını bir siteye mi koyup yayınlamış? Yok öyle değil. Benmişim gibi bir hesap açılıyor. O hesapla ben Erdoğan'la yazışıyormuşum gibi gösterilmiş. Yani ekran görüntüsü almışlar mahkeme delil olarak. Ya Erdoğan sana kazık attı yani değil mi sonuç itibariyle? Evet. Hayrettin amca siz ailenin amcasısınız. Ya bütün bu olaylarda siz kardeşinizle o sıra dargın mıydınız? Nasıl anlamadım Müge Hanım? Siz kardeşinizle dargın mıydınız? Yok Müge Hanım niye dargın olalım? Peki bu olayları siz de biliyorsunuz o zaman fotoğraftı, aşktı, meşkti vesaire işleri. Şimdi şöyle söyleyeyim Müge Hanım. Özellikle bu Selim yeğenimin failinin neyse katilin bulunması hakkında bizi buraya kabul ettiğiniz için elimizde tuttuğunuz için size çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Allah razı olsun. Hepimizden. Şimdi şöyle bizim aile kesinlikle bir hani diyorlar ya para konusu bilmem ne konusu kesinlikle. Yani öyle bir sorunumuz yok. Başka türlü de bir sorunumuz yok. Ay yeğenlerim söylesinler. Yani biz bu olaylar vuku bulana kadar efendim kesinlikle bizim yani ne alacak meselesi ne verecek meselesi kendi halimizde yaşayan köyün halkıyız. Ha yani şimdi siz bana sorun ne konu? Yani bu şimdi öncelikle tabii kardeşinizin bu Erdoğan'ı vurma olayına gelelim. Sizin bu olaylardan haberiniz var mıydı? Ya efendim şimdi ben köyün dışında 4-5 kilometre ahırımız var. Ben orada hayvancılık yapıyorum. Bunlar da köyde. Ha aralarında ne geçti ne gitti ben bilmiyorum. Hiç söylenmedi o dönem. Ya hayır şimdi abimle o telefonda konuşuyoruz. Tabii ki bir nebze haberim var ama olayların içinde değilim. Yani şimdi eğri doğruya doğru. Hayır abiniz size ne anlatıyordu mesela Erdoğan'la gelin arasında? İşte şöyle oldu, böyle oldu, fotoğraftı, şuydu, buydu anlattın mı bir şeyler? Şimdi Müge Hanım bu olaylar, bu fotoğraf olayları çıktıktan sonra illaki ne için yaşıyoruz özür dilerim. Arımız, namusumuz için yaşıyoruz. Bunlar da elimizden gittikten sonra ne gereğe kalıyor yaşamanın? Doğru. Abim kulaklar çinesin bak bana söyledi. Telefonda konuşuruz. Bazen yanına giderim. Diyalogumuz her zaman. Evlerimiz zaten yan yana. Hayır Erdoğan'ın bana ailesi diyor ya borcundan dolayı öldürüldü. Borcunu ödememek için. Efendim şimdi şöyle bak ben size doğruları söyleyeyim. Kesinlikle ben yalan konuşmam. Abimin o dönem çok parası vardı. Çok derken parası vardı. Kimseye minneti de yoktu. Şunu da söyleyeyim Müge Hanım. Abim kesinlikle paraya, pula değer veren bir insan değil. Cebinde 10 lirası, 100 lirası varsa bunu böler. Yani bu köy halkına da sorun. Sadece ben değil, yani söylediğim değil. Kesinlikle yani kendi halinde. Yani bir insan ama o Kars'a mı gittiler, nereye gittiler, orada ne yaptılar, ne ettiler, ne konuştular, nasıl anlaştılar. Yalnız abimin bana söylediği 20 tane mi ne o zaman hayvan alıyor. Abim o hayvanın parasını peşin veriyor Müge Hanım. Bu Erdoğan Sağlık da buna istinaden kendine de oradan hayvan alıyor. Atıyorum 40 mal alınıyorsa 20'sini abim kendi hayvanın parasını veriyor. Ya biz o kadarını anlamıyoruz. Sonuçta senin abin Erdoğan'ın şeylere borcu var mı yani? Ben bilmiyorum efendim. Ha? Ben bilmiyorum. Yani onu var bilmiyorsun. Mı? Hayır sana abin aramızda problem var dediğinde bu gelinle Erdoğan arasındaki probleminden mi bahsetti, borç paradan mı söz etti? Gelinden bahsettiler efendim. Gelinden bahsetti. Evet, şimdi Müge Hanım özür dilerim yanlış anlamayın. Bu gelini vallahi el üstünde tuttular.
Billahi böyle. Yani maaş kartına kadem bu kadına geline verdi ki sifillik çekmesin. Ne ama istedi? Gelin ki ben hep aç kaldım diyor. Vallahi yalan ya. İmkanım var efendim. Selim dövdü mü hiç Derya'yı? Bir fiske vurdu mu İmkanım Derya'yı? Var vallahi diye ya. Yani gözünün şimdi içine bakmadı mı beni çocuk? Beni kesseniz ben yalan konuşmam efendim. El üstünde tuttular. Emekli maaşının kartını bile bu çocuğa verdiler. Sivillik çekmesin diye. Yani el üstünde ya Müge Hanım bir düğün için 3 tane elbise alınır mı? 5 tane aldık işte. 3 tane elbise alınmış diye duydum bir düğün için ya. Tamam neyse bir tane gelinim dedi. Ne istiyorsa verelim yapalım. Bir tane yaptı da. Bu muydu bizim yani şeyimiz ya karşılığı bu muydu? Bu iş namus için mi oldu, alacak verecek için mi oldu? Bence bu iş namus için oldu. Ya şimdi herkesin borcu var Müge Hanım. Ha tamam bir kısmını veriyoruz. Ben de bu ticaretin içindeyim. Bir kısmını yetişmediği zaman bir kısmını veriyoruz. Arkadaş bana bir ay yani tedarik olana kadar. Daha çok anladığım kadarıyla Kurban Bayramı sonrasında anlaşılan evet. Bir alacak verecek şeyleri oluyor. Zaten hepiniz aynı köylüsünüz. Senet yok, her şey sözde hallediliyor. Ya birbirimize itimadımız var efendim. Ben de aldım hayvan. Peki Hayrettin Bey size bunu kardeşiniz anlattığında böyle gelinle Erdoğan arasındaki işte yazışmaları falan ona kim göndermiş bunları? Vallahi efendim burada kilit isim Burak Altınışık. Çünkü Burak Altınışık'la Erdoğan Sağlık ticaret yapıyorlar birbirlerinden çıkmıyorlardı. Ortaklar. Yani ne yaptığından ne ettiğinden bu Burak Altınışık'ın hepsinden haberi var. Para alışverişleri de ortak. Çünkü her şeyleri ortak. Hayvan almaya bile Burak Altınışık'la beraber gitti bunlar. Ha Burak'ın altın ışık onlardan 1-2 gün önce geldi. Tabii kahveye gidiyoruz haliyle. Ben sordum oğlum ne oldu bu abim nerede? Niye? Abi aldık hayvanını da gelecekler dedi. Ne oldu ne etti ben peki orada. Peki size kardeşiniz böyle böyle anlattığında bu fotoğrafları falan filan siz ne dediniz kardeş olarak? Ben dedim ki kardeşim ben sakın ha sakın abi böyle bir olayların içine girme. Tamam. Olmuş, olmasa iyi ama ya tamam bırak ya, boşayalım çıksın. Oralara vallahi billahi böyle dedim, oralara harcayacağımız paraları, çocuğumuzun yuvasını kuralım, evini barkını yapalım, yeniden ev verelim. Ben rahmetli bebeme de dedim, la oğlum dedim senin için Ferişte Ana'nın kızına dünür giderim, gideceğim de dedim ya. Üzülme dedim. Yani üzülme dedim hayır rahmetli, sorun efendim. Selim'e tabanca çekmişsiniz siz motor için. Biz mi? He. Ne alaka yavrum? Selim ölmeden 3-4 gün önce Selim'e silah çekmiş bu ve çocukları. Oldu mu öyle bir şey Hayrettin amca? Motor ya için. İmkanım var efendim. Müge Hanım 17 yaşına kadar evlenene kadar bu çocuk benim himayemdeydi. Söylesinler yalanısa. Köle gibi kullandı açıkçası. Aynen çalıştı. Köle gibi kullandı. Çobana nasıl para verir tutar kullandırırsınız benim kardeşim de onun yanında öyleydi net. Aynen. Şimdi şöyle söyleyeyim Müge Hanım tamam konuşsun. Bakın. Köyden sizin anladığım sonra kadarıyla yeğenlerinizle çok aranız iyi değil. Hayır hayır. Köyden kovdular sonra efendim. Müge Hanım kovdular. Benim küçük oğlum Azizim nasılsa hem vallahi hem billahi dedim ki oğlum şu çocuk nasıl sen bana öylesin. Ben ne arabamı esirgedim ne traktörümü esirgedim ne yalan istiyorsa. Yalan. Niye o zaman babam cezaevine gittiğinde bizi sap gibi ortada bıraktın? Layağını niye bir amca gibi Allah'ım avaza. Dinle bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir niye dakika bir amca gibi başımızda hı dimdik ya grupta babanız yoksa arkanızda ben varım ha kızım. Gelin yanıma. Ha. Selim sen de gel bu tarafa ha oğlum dedin de biz mi sana bir saldırdık? Bir dakika kızım bak sen tamam ne güzel konuşuyorsun. Ben de sana cevabını vereyim. Niye Aziz'i ahırdan kovdunuz? Gülşen geldi ondan Gülşen. Önce. Gülşen Müge Hanım, geldi. Ya şimdi bir dakika bak ben size anlatayım. Siz kovmadan önce siz kovdunuz bak, dedim Selim'den ki, kardeşimi. Oğlum rahmet. O gün Selim'in cinayete kurban gittiği gün Selim'le siz o gün beraber miydiniz? Efendim biz sabahtan akşama kadar beraberdik. Çünkü bak rahmetli çocuğa diyordum ki oğlum geldiğin gittiğin yerden haberim olsun. Bu telefonu açtığım an bana alo de. Neden? Ya korkuyorum efendim bu olaylar geldi bu Erdoğan Sağlık'tan İyi dolayı. Yani bu Erdoğan Sağlık öldürüldükten sonra siz Selim'in karşılık olarak öldürüleceğini mi düşündünüz? Ya evet, efendim Müge su uyur düşman uyumaz. Ondan Müge dolayı Hanım, da bize hiç yaklaşmadılar. Ya.
Bir de şöyle uzak durdular. Ya bir dakika de... ben konuşayım, siz konuşun ondan sonra. Ben haksızsam de ki sen şurada haksızsın de. O çocuktan dolayı size de bulaşmasınlar diye siz de kendinizi çekmeye geçirdiniz. Ya bir dakika kızım, hepsini açıklayacağım. Durun. Dur Derya abi, bir dakika. Hayat amca, yani şimdi hani bunlar başlarına böyle bir şey geldi. Onların gelinleri, ben de kendi çoluğumu çocuğumu koruyayım desem de kendimi geleyim mi çektim? Aynen, aynen. Ya efendim, illa ki yani bir tedbir almamız lazım değil mi? Hiç gelmedi. Tedbir alırken bebeğini ortalığa mı atarsın? Ya bir dakika kızım, konuşayım da ondan sonra konuşayım. Hiç gelmedin, hiç gelmedin. Durun. Ben orada tek başıma... Ben hepsini anlatayım, size söyleyeyim. De ki ya sen burada niye yanlış yaptın? Bak sen şöyle şöyle... Sen benim huzurumu niye yaptın? Bir dakika kızım, bir dakika konuşuyorum ya. Bir durun. Ben Saiman... Hiç gelmedin yanımıza diyorlar. Hiç yani gelmedin. Siz de kendi ailenizi mi korumaya çalıştınız? Müge Hanım, benim çocuklarım bak, kusura bakmayın efendim. Bana vallahi de dedim, billahi de dedim. Dedim ki yavrum, bak küçük oğlum, büyük oğlum. Dedim ki oğlum, bebeği boş bırakmayın. Yukarıda hayvanları var. Gidin yanına. Gelin, Allah razı olsun, bir günden bir güne önümü geçmedi. Saygı... Yani hepiniz aslında Erdoğan Sağ, yani abiniz Erdoğan Sağlığı öldürünce hep Erdoğan beraber Sağlığın olalım dedi. Yakınlarının da Selim'i öldüreceğini mi düşündünüz? Ya illa ki efendim, öyle yani düşündünüz. Yani Selim'in bu kadar hep tedirgin gezmesinin nedeni de bu muydu? Hayır yani böyle yani öldürüleceğini düşünmedim de. Müge Hanım, Emre yaşlardan dolayı Gülşen'den benim bir konuşmam oldu. Bu çocuklar mala bakmaya geldiğinde Alişir... Emre yaşlarından... Ya bir dakika bak, ben bir anlatayım annesinden dolayı çekindi de uzak kaldı. Annesiyle adı çıktı. Derya, Emre... ben bir anlatayım ondan sonra konuşurum. Anlatma, bu önce cevap ver. Emre annesiyle adı çıkan sen misin? Evet, bu şahıs. İyi de Hayrettin amca, senin Emre'nin annesiyle ne işin var? Ben onu ya anlamıyorum. Kesinlikle efendim, ne işim olabilir? Bak ben anlatayım, siz bana hak verin. Veyahut da de ki sen burada suçlusun de. Tamam, ne niye kadın... Ya o dönem efendim, ha, bak hırsızlık oluyordu. Ben bunların durduğu ahırda hayvancılık yapıyorum. Ben bugün yapmıyorum ki hayvancılık. Hangi dönemden bahsediyorsun? Ya efendim bilmiyorum ki 20-25 sene önce. Ha. O zaman hırsızlık olayı oluyordu. Hatta bizim ahırımızdan hayvanları çıkarttılar. Allah razı olsun, komşumuz öyle gelirdi 2,5-3 sıraları gece. Gerisin geriye topladık. O dönem yani o gün, o olayın yaşandığı gün evimde tadilat var. Hı. Ustam çalışıyor. Hı, doğru. Hı. Affedersiniz efendim, köpeklerim de var. Doğru. İkindinden önce miydi sonra mıydı bilmiyorum. Köpekler ürdü. Hı. Havladı böyle ağlın arkasına. Hırsız korkusu var. Ben hemen evimin önünden gittim. Hatta giderken İrfan Eldemir'le Yaşar Eldemir de orada oturuyorlardı evlerinin önünde. Ben ispatlı konuşuyorum. Gizlim yok, saklım yok. Köpekler, abi nereye ürüyor bu köpekler abi? La ne bileyim, şöyle ürüyor. Evin arkası da kayalık efendim. Bir de Kara Çoban'ın bahçe deriz. Adam oraya bahçe yapmış. Müge Hanım, oraya çıktım köpeklerin arkasına. Yani ürüyordu hayvanlar. Ya bir de baktım kadın bahçenin üst tarafından çıktı. Taş duvar böyle. Allah Allah, illaki durdum yani. Aramızda en az 30-40 metre var o kadınla. O arada da, Emre'nin annesiyle. Evet. O arada da kocası yani böyle çaprazına geliyor bir yana doğru. Onu da görüyorum. Ondan sonra adam gelirken tam duvarın dibine adamı görünce ayağa kalktı. Ben gördüm Müge Hanım bunu. Kocası da elinden tuttu, aldı, götürdü efendim. Ben bunlar görmüş Müge Hanım. Görmüş. Emre'nin babası görmüş işte ben bunların. Müge Hanım. Niye gördün? Durumlarını. Bunlar bu konuşuyorlardı. Ben de hani diyor ya tazilat yapıyordum diye. Ben bunların kapısının önünde duruyorum, bekliyorum. Bir de baktım bunlar kocasıyla karısını almış eve gidiyor. Tekrar ben hiçbir şey söylemiyorum. Hani bir de dedikodu yayıldı köye. Çok ben yalan söylemiyorum. Bir dakika bak. Ben yalan söylemiyorum. Bugün dünya, yarın ahiret. Sadece ben demedim. Ben bu laflar çıktıktan sonra teyit ettim. Ondan sonra ikisi oradan gidiyor ya karı koca. Yukarı yoldan. Yukarı bunardalarmıştı. Yukarı bunarda ne yaptılarını orasını bilmiyorum ama kocasıyla bu kendisi gidiyordu. Bu da abim demek istemiyorum ama cekadını almış. O da yukarıdan ağır geldi. Çok ben rahat de, bir şekilde. Ben de merdivenlerimizin altında yapıyordum. Odun dolduruyordum. Ondan sonra ben köye gittim. Düğüne gittim Nalahan'a. Orada Hayriye dedi ki yenge dedi böyle böyle olmuş dedi. Hayriye kim? Bacısı. Örümcem. Onlar hepsi biliyor. Hayır yani ne olmuş? Tarladan birisi oradan yürümüş, birden orası yürümüş. İşte onlar muhtemelen iki kişi orada dururken kocası bunları yakalamış. Ha?
Emre'nin annesiyle Hayrettin Bey yakalanmış yukarı evde. O karısı derinde tutmuş almış gelmiş. Tarlada mı yakalamış? Yok, hayır, hayır. Bahçede orada dediğim şey var. Nerede yakalamış? Biri yoldan yürüyor, bak, biri buradan yürüyor. Köy şöyle düşünün Şevki Hoca. Neyi yakaladı onu anlamadım. Şurası bahçe desek, köyde iki tane yol var. Karısının elinden tutup yukarı yoldan kendi evlerine gidiyor. O da aşağı yoldan ceketini almış kendi evine geliyor Hayrettin. Efendim, ama bu bakın, dışında da yakalanmadan sonrasını gördüğümüzü evet, bunun dışında da hoca yorum yaptım ben hocam yani. Bunun dışında da bunları gördüm bak uygunsuz vaziyette görenler de olmuş ben onların da bağlanmasını istiyorum ben görmedin zaman şimdi öyle bir anlatıyorsunuz duyduk ki biz. Sanki duyduk. Uygunsuz vaziyette gören kişiymişsiniz gibi anlatıyorsunuz ya biz, vallahi hocam, yalan billahi yalan siz yorum yapıyorsunuz duyduk ya. Biz ben köyde gördüm, çıkan dedikodular bunlar. Ben hızlıyla konuştum. Dedikodu böyle bunlar dedi olmuş. Ki, Allah Allah dedi. Ben bu kilidi dedi kapatıyorum dedi. Bu sürekli açılıyor dedi. Ondan sonra ben yani ben kimsenin iftirasını namusuyla oynamak istemiyorum. Ben sadece şu çocuğumun katili için geldim. Bir de ben sustum. Tamam, ben yani sustum köylü konuştum. Bir de amcamın şöyle bir şüphesi var. Sizin kocanızın vurduğu. Hı. Emre. Erdoğan. Erdoğan. Evet. Emre Erdoğan'ın nesi? Akrabası. Akrabası. Onlar da sizden birini öldürmek istiyorlardı. Evet. Aynen öyle. Evet. Onlar da Emre'ye dediler ki bak onun amcası da senin annenin köyden gitmesine sebep aynen oldu. De, sen git öldür mü dediler. Sen anasız büyüdün. Bunu da kim yaptı? Adnan yaptı. Ne olacak? Onlarınki namuslu da bizimki neydi oğlum dediler buna. Çünkü 2-3 gün önce resim paylaşmışlar. O zaman Hayrettin'i öldürsünler. Niye Selim'i öldürüyorlar? Hayrettin de işte o gece şüphelendiğimiz yer. Ha, evet. Bomboş, ıssız bir ağılda bak korktuğunu kendisi söylüyor. Işık yok, su yok. İki dağın arası Müge Hanım. Hı. Yani öldürülse katili bulunmaz öyle bir aynı yer. Aynı şekil. Sen nasıl o gün Selim'i orada tek başına bırakıp gidiyorsun, çocuğu görüyorsun, camiye giderken konuşmuş, dönerken çocuğun yanına hiç uğramıyor da ağıla gidiyor. Karısı diyor ki ben ısrar ettim bak Hayrettin gitme ne işin var dedim. Evet. Yine gitti diyor. Sonra dönüp bir çocuğa telefon bile etmemiş. La oğlum gittin mi evine? Ha. Ne yaptın? Ekin ne durumda diye hiçbir şey söylememiş çocuğa. Çocuk bir de gelmiş Müge Hanım. Ne yaptı o zaman Hayrettin cinayeti mi gördü yani? Hayır işi, biliyor. Bunun da bir bildiği bir şeyler var diye düşünüyorum ben. Bir bildiği bir şeyler ya, var. Müge Hanım özür dilerim. Bak kusura bakmayın efendim boş konuşuyorlar. Vallahi doldur o zaman sen altını. O zaman niye cenazeyi bak bir dakika susun bak ben sizi dinledim. Boş konuştuğumu doluya çevir. Ya bir dakika bak ben seni dinledim. Sen de beni dinle. Dinle sen ya. Sen de boş konuşuyorsun. Bir dinlemeyi bir öğren. Öğrenemem. Öğrenemezsen ne yapacaksan yap o zaman canım. Öğretseydin 14 yaşındayken. Ne? Ben küçükken sen amca, öğretseydin sen dinlemeyi. Bak bu beni aradı Selim öldükten sonra. Bırakın sizi geçmişi. Yani sen şimdi bir dakika, ya, bir dakika anlatıyorsunuz. Yani sizin sen o niye gün, bundan bir dakika, konuştun haber ettin? Sizin o gün ağıla gitmeniz için kısacası şu. Hiçbir neden yokmuş niye gittiniz diye soruyorlar. Efendim aynen. Nasıl neden yok? Benim tarım, düzenim, traktörümün hiçbir her şey şeyim orada. Yok. Boşağılı niye beklemeye gidiyorsun demiş onu ben parası. Biliyorum. Bana da mı yalan söyleyeceksin? Sen benim nasıl konuştuğumu bilirsin bak. Bana yalan söyleme. Bu beni aradı. Selim'le boşandıktan itibaren dedi. Hem Selim'le konuşuyordum hem de amcanızdan konuşuyordum. Sizin kızım. Sizin evinizde ne olup bittiğini deryadan. Siz burada bir haber alışverişi yaptınız. Kızım ahayüze. Bu derya bebeğimin öldüğü gün nasıl görüntülü görüşmeyi açıp yaptıysa sen de biliyordun. İlk defa konuştum. Boşandım boşanalı. Ses kaydını aldım. Çocuğumu sormak için. Onun öncesi ikinci aramada ses kaydı var. Derya. Söyledim bak konuşmalar ben ses kaydını alıyorum. Derya abla dedim. Dikkatli konuş dedim. Bana ikinci aramada aradı dedi ki sen Hayrettin'le konuşuyordun. Az önceki kayıtta söyledin bana dedi. Derya ben sana bir şey diyeceğim bana bak. Ki, ben Derya, öyle bir konuşma yapmadım. Bir eğer varsa dedim ses kaydında belli olur. Ben buraya da ses kaydını attım. Şimdi Müge Hanım. Var mı ses kaydında? Ses kaydında Hayrettin diye. Hayrettin H'si dahi i̇kinci geçmiyor. İkinci yola ne yapmış? Bir önceki bir aramada kere söylemiş. İki kere aldı Müge Hanım. Biz ikinci üç arama attım. Yanlış anlamadıysam. Üçünü de attım. Çocuğu aramak için geldiğimde şey konuşmuş. Arada dedimişsiniz öyle bir mevzu geçti. Arada Müge da şundan Hanım dolayı aradı diye bir şey mevzu evet, geçti. Evet, evet doğru bir söyle. Derya doğruları Eda, söyle bak. Hayır, söylüyorum bir konuşmasın. Bak kendi ismini akla çekil. Biz hatta ben değil şey derdiniz. Dedim yani bundan niye şey yapıyorsunuz ki yani arar amcası dedim yani. Ben şey Hayrettin amcayla kesinlikle konuşmadım. Hiç konuşmadım. Yemin ederim Müge kesinlikle Hanım. Konuşmadım. Tamam abi sen olaydan 5 gün önce silah çektin mi Selim'e? Ya olur mu ya benim 17 yaşına kadar benim yanımdaydı. Aha yalan söylesinler. Sen nereden biliyorsun? Allah Allah. Ya ben bir kere karşını yemedim ya. Böyle bir dedikodu çıkmış. Ya ben, niye öyle bir dedikodu ben de çıkmış? Arkadaşlarıyla konuştum Selim'in. Dediler ki bana hepsi de bağlansınlar. Abla dediler motorun
dedemin motorunun Selim'e verildiğini kesinlikle istemediler dediler. Aziz, Aliş ve bu. O motor, babamızın motoruna Selim biniyor diye çocuğu çok kıskanıyorlardı tamam, dediler. Tamam, ya traktör için. Evet. Ya, ya traktör için mi yeğenini öldürebilir mi yani amcanız? Yok, biliyor bir şeyler bu. Bu kendi tamam, çocuklarını koyuyorum diye. Ama ailesiyle irtibatta olduğunu düşünüyorum. Ben motor mal davası için yapılmaz. Bizde yapılmaz öyle bir şey. Bak ama ya. Erdoğan'ın daha ailesinden yani dolayı tehdit edilmiş olabilir. Çünkü peki, balkona dahi çıkmıyordu. Peki sen biliyor musun Derya, silah çekilmiş bu işin mi? İçinde Erdoğan ya, sağlığın ailesi var. Sen de konuşuyorsun Selim'le bir saniye. Sen de konuşuyorsun. Yes. Derya'yı kavga ettiklerini söylediler bana. Ne dedi Selim? Birbirlerine herhalde biz bu traktör yüzünden zaten bunların arasında sürekli bir miras davası var. İşte sen fazla aldın, ben az aldım diye. Selim sana söyledi mi böyle amcamla kavga ettik diye? Ya kavgası şöyle olmuş hani bu traktör yüzünden olmuş olay diye günü, olay duydum günü. Ben. Silah olay çekmişler değil mi Derya? Selim mi söyledi? Selim hani kavga oldu dedi ama silah çekilmiş mi onu bilmiyor. Kaç gün önce olaydan? Herhalde 1-2 hafta önce mi oluyor bir şey? Ne, konu da saman meselesi miymiş? Samandan yok dolayı mı dedi? Ne dedi sana? Ben o traktör konusunu biliyorum. Motoru mu istemiş Selim'den? Selim de vermedi ona motor, ondan mı dövüşmüşler? Ben orasını bilmiyorum ama traktör konusundan bir şey olduğunu biliyorum. Tamam, galiba var yani değil mi? Hayat amca olmuş tartışma işte biraz var traktör meselesinde işte bir şeyler. Ya Müge Hanım, ne için dövüşeyim ben? Benim zaten son model traktörüm var. Selim ben istemeseydim söylemiş zaten vermezdim. Bak, babamızın malı, de dedik ki ya ile gitmesin. Yani traktör, babam öldükten sonra bizim hepimizin traktörü var. Benim son model traktörüm var. Dedik ki bunu da buna verelim. Tamam, bütün kardeşlerim toplandık. Hepimiz imzamızı attık. Bak bacılarına senet yaptı, ben da senet bile yapmadım. Telefon attığımızda Mesut Bozkurt var öyle mi? Adnan Yalçınkaya'nın köylüsü. Mesut Bey günaydın. Efendim nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun, hoş bulduk. Şimdi bu fotoğrafı şu an cezaevinde kayınpedere kim gönderdi geliniyle Erdoğan'ın fotoğrafını? Müge Hanım, anlayışınıza sığınarak ben cuma günü önce Eda Hanım'ın yapmış olduğu bir açıklamaya değinmek istiyorum. Buyurun. Müsaade ederseniz sonra buyurun sorduğunuz sorulara tamam, ben cevap buyurun, vereceğim. Buyurun, buyurun. Bir yerden kağıtları almam lazım. Evet, buyurun. Şimdi Eda Hanım benim için işte Mesut Ali Cengiz oyunu oynadı. Selim babasının yanında oturur gibi oturdu dedi. Demek ki bu yüzden belki kendini Selim savunmadı gibi çok çirkin bir ithamda bulundu. Bu benim canımı gerçekten çok yaktı. Evvela 2 Ocak, 14 Ocak arası ben Adnan abinin her gün hep Adnan abi tutuklandığı güne kadar. Benim dışımda Adnan abinin yanında sadece damatları vardı. Ve bir de göze yaralarına kadar biz Adnan abimle olası bir tehlikeye karşı her zaman temkinli yaklaştık. Dedik ki Allah korusun bunların acıları var. Herhangi bir kimseye zarar zeval gelmesin diye gecenin bir yarısına biz Adnan abim hep nöbetteydik. Ben bunu yaşarken Adnan abinin kızları Nasibe ablam, Hayrettin abi ve damatlarının tamamı bize şahit. Hı hı. Şimdi kalkmış Eda Hanım bana ve aileme karşı yapmış olduğu bu çirkin iftiranın ne sebeple yapıldığını inanın bilmiyorum. Hayretler için neden yapıldı inanın biliyor musunuz Mesut Bey? Ben sizi aradım. Babamın mahkemesinde şahit lazım Mesut abi dedim. Tir tir titriye titriye ağlayarak konuşuyordun. Hatırlıyor musun o günü? Ondan sonra geleceğim kardeşim delikanlı sözü söz veriyorum. Geleceğim arkanızdayım deyip de beni yarı yolda bıraktığın için yapıldı o konuşmalar. Sen niye geleceğim deyip de iftira atmıyorum. Ben gizli tanığın konuşmalarından yola çıkarak söyledim. Ve senin yaptığın da buydu. İnkar mı edeceksin? Diyecek misin ben Erdoğan sağlığın ailesinden size laf getirdim diye? Et hadi inkar. Müsaade eder misin Eda? Şimdi konuştun sıra bende doğru mu? Etsene. Şimdi sen bak laf getirdin mi? Sen bana o sorunun cevabını ver. Bir sulayacağız diyen kişi kim? Levent Sağlık bas bas bağırıyor. İntikam yemini ediyor Selim. Orayı kanla sulayacağız. Orada kan dökülecek. Onlardan bir can gidecek diyor. Bak Selim diyen kim? Mesut Bozkurt. Eda, sözcüklerini yüksel, sesini yükseltme lütfen. Benim biraz sözcüklerim de yüksek, sesim de yüksek, canımın acısı da yüksek. Gel sen benim şu içimdeki acıya bir gir de bir bak. Eda, bir gir de bir bak. Ben aylardır babam cezaevine girdi gireli neler yaşıyorum. Gel de bir bana sor. Aldınız. O da diyor ki sen de bize şahitlik yapmadın söyledi, o yüzden söyledin. Söyledi, şimdi Müge Hanım. Sizin telefon konuşmanızda söylediğiniz önemli bir şey var. Önce şunu sorayım. Bu fotoğrafı yani geliniyle Erdoğan'ın fotoğrafını
Bu fotoğrafı kim çekmiş? Erdoğan mı çekmiş? Önce oradan başlayayım. Erdoğan mı çekmiş bu fotoğrafı? Evet. Kızla konuşurken. Evet. Derya itiraf etti. Tamam dur şunu. Ne biliyor Mesut Bey bu konuda? Mesut Bey. Efendim. Bu fotoğrafları kim çekmiş? Derya Erdoğan'la görüşüyor. Görüntülü. Biraz açık saçık görüşüyor. Kim çekiyor bu fotoğrafı? Erdoğan mı çekiyor? Müsaade edin ne olursun. Müsaade bakın, ediyorum da sürem de geçiyor ya beyefendi. Gelin buyurun siz gene şeyinizi evet, paylaşın burada. Benim 85 yaşında anam babam var. Ben nasıl geleyim Müge Hanım? Bana da anlayış gösterin. Ben de ana babayım. Anlayış gösterin ama anayım. Konumuza da gelelim ne olur. Niye sizin aranızdaki evet mevzuyu biz bilmediğimiz için bir anlam ifade etmiyor. Sadece anlatayım. Buyurun. Bir kere Eda ağzı yüzü eğri pes geçirmiş. Zavallı bir kadını amcası üzerinden bir iftira attı. Hayır. Geldi Adnan Yalçınkaya'nın bu hayattaki en yakın dostu olan Mesut Bozkurt'a olmadık bir şekilde iftira attı. Tamamdır Eda. Kim onu Gökyurt mahallesinin tamamı Adnan abiyle Mesut Bozkurt'un hukukunu kardeşliğini bilir. Şunu da söyleyeyim o Eda'nın altınlardan bahsediyor ya o Derya'nın. O altınları da ben aldım Adnan abiye. Rahmetli Selim'in düğününü yaptığımız beyaz eşyanın da tamamı tamam, senetlerini ben ödedim. Siz Adnan abinin yakınıydınız. Biz hepimiz anladık. Şimdi konumuza gelelim. Bu fotoğraflar nasıl köylünün eline geçti? Bunu söylemek gerekiyor. Tamam anladık biz. Köylünün eline nasıl geçti bu fotoğraflar? Efendim bana Adnan abi içeriden el hattının çıktığı günün ertesi gün. Ayın 3'ü ya da 4'ü 4 Ocak gibi. Telefonu gösterdi. Dedi ki oğlum dedi böyle böyle resimler var. Ki ben bunun öncesinde zaten Adnan abi bana göstermişti. Olaydan bir gün önce yani 31 Aralık günü. Ben Adnan abiye yalvardım. Abi dedim boş ver boşa gitsin. Bana geldi hadi şu resimleri gördükten sonra ben bu kadını ya da işte bunu yapan adamı nasıl bırakayım der gibi serzenişte bulundu. Yalvardım Adnan abi düzenini bozma diye Allah'ın şahit bak. Ama o resimlerin kimden geldiğini, Adnan abi o resimlerin kimleri götürdüğünü, bir de bu resimlerin dışında resimler ve mesajlar var. Müge Hanım Adnan abi sadece isim vermeden konuştu. Birçok kişi var dedi. Tamam siz de yani, şöyle bir şey söylemişsiniz. Siz de şöyle bir şey söylemişsiniz. Burak Altınışık dediğiniz adam Selim'i kontrol ediyordu GPRS'le. Evet. Selim'i Mama'a bağlı Lala Han'a işe yolluyordu. Ondan sonra Özgür Adaş ve Kenan Toy'la birlikte gelin Derya Deniz'in yanına gidiyorlardı. Daha sonra da Burak bunu her yerde anlatıyordu. Evet, öyle mi Derya? Öyle mi Müge Hanım? Bu doğru. He? Öyle mi Derya? Doğruyu konuş kızım. Neyi bak, ben duymadım? Ben bu konuştukları o işte GPRS falan filan bunları biz kulaktan dolma. Ben inanmıyorum buna. Neden inanmıyorum? Siz kardeşim ben... Siz beyefendi sizin anlattığınızı ben size okuyorum. Siz anlattınız arkadaşlarımıza. Not aldılar ben onu okuyorum. Müge Hanım'a köyde konuşulduğuna dair ben anlattım. Doğru ben de duydum böyle bir şey. Ama şahsi olarak ben bu konuya vakıf değilim. Tamam işte siz duydunuz biz duymadık ki biz duyup size sormadık. Size ne anlattılar köyde bununla ilgili? Ama nihayetinde müsaade edin bakın benim Burak'la ve diğerleriyle daha önceden evvelden hukukum var. Şimdi ben kalkıp da bu adamlarla muhatap olup öğrenmiş değilim. Yani şahısların kendi birileri ağzından duymadım. Bunu söylersem ne var söylemiş olurum. Tamam kim anlattı size bunu? Efendim? Kim anlattı? Alo. Tamam size bunları kim anlattı? Vallahi hatırlamıyorum yani ben nereden hatırladığımdan o kadar zaman geçmiş ki ben... Bu Özgür ve Kenan doğru Burak'la söyle, beraber doğru. Senin yanına mı geliyordu doğru, Derya? Doğru Mesut. Konuş. He? Ya. Bak Burak senin kocanı Mama'a gönderiyormuş Lala Han'a. Sonra Özgür ve Kenan Toy'la beraber senin yanına geliyormuş. Sonra da gidip her yerde anlatıyormuş. Hayır öyle bir şey. Adnan'a okuttuğu mesajı ben biliyorum. Gördüm de gördüm. Erdoğan Adnan'a fotoğrafı yollayıp baksın bakalım gelinin bu mu diyordu. Bir dakika. Yok öyle bir şey. Bir dakika ama arkadaşlar siz zaten bildiğinizi biliyorsunuz. Buraya bilmediğinizi öğrenmek için geldiniz. Doğru. Bakın Mesut Bey sizin arkadaşlarımıza söylediğiniz şey birebir. Burak GPS'le rahmetli Selim'i kontrol aynen ediyordu. Selim'i Mama'a bağlı Lala Han'a işe yolluyordu. Ne kadar mesafesi? Daha mı uzak bir yer mi? Uzak, uzak. Biraz. Ondan sonra Özgür Adaş ve Kenan Toy'la birlikte gelin Derya Deniz'in yanına gidiyorlardı. Evet. Burak bunu her yerde anlatıyordu. Adnan'a okuttuğu mesajları ben biliyorum, gözümle gördüm. Erdoğan Adnan'a fotoğrafı yollayıp baksın bakalım gelini bu mu diyordu. O kızın ruhu aslında sadece Erdoğan'la birlikte değildi demişsiniz. Evet, evet doğru. Mesut Bey. Onun evet ruhunun hasta olduğunu... Sadece Erdoğan, rahmetli Erdoğan'ın olmadığını, birçok kişinin olduğunu söyledim ama ben Burak'ı, Kenan'ı, Özgür'ü hiç söylemedim ki Müge Hanım. Böyle bir şey söz konusu Özgür Adaş'la Kenan Toy'u kim söyledi?
sizin muhabirin arkadaşınız ama. Evet. Vallahi mahallenin tamamı şu an geziyor, helal olsun. İşini de fevkalade yapıyor. Onlardan birinden duymuştur. Evet, doğru. Derya söyle kızım, ne varsa ver herkesin ismini, korkma. Yanlışlıkla gönderdi değil mi? Derya söyle. Derya Burak'ın yanına sekreter olarak işe giriyordu Müge Hanım. Burak'la mesajları var. Burak'la alakası var. Az önce de söyledim. Bu olaydan ben boşanınca 4 ay sonra bana bir Instagram'dan SS alınmış bir mesaj gönderildi. Ama bunu hemen geri çekti Selim. Ben ona SS aldım. Burak'ın tehdidi mi? Hemen çektiği için ben SS alıyordum, sonra okuyordum kendim. Burak hani tehdit etmiş. Selim'i. Ne diye? İşte bu herhalde bu Adnan kayınbabamın ifadelerini falan atmış. Selim'e mi atmış, Selim mi onu atmış? Ben bilmiyorum. Mesajın içeriğine fazla bakmadım. Ama Selim oğlum bu böyle giderse kötüye gidecek diye. Burak söylemiş. Burak söylemiş. Bir insan bir şey yaparken göze alır yapar. Sen bir yere gittiğinde karın seni terk eder mi terk etmez mi bilirsin. Hı. Terk edeceğini düşünüyor muydun? Bak terk ediyor diyorsun. Niye gittin o zaman? Gitmeydin. Aynen. Kır dizini otur. Bu memlekette de bütün kocalar fuhuşa gitmiyorlar yani Allah tarafından. Bazısı vardır boşanır, bazısı vardır boşanmaz. Niye Selim'in karısını? Herkes de kendi yanındakini bilir, ona göre davranır. Hep şunu söylüyorum, gözden çıkarttıktan sonra sen onu zaten, bak gittin gitmedin onu da bilmiyorum. Ben senin adının geçtiğini bile bilmiyorum bu meseleden. Bizi niye tehdit ediyor? Hayır ya, siz onun adını söylemişsiniz, ben bilmiyorum onun adını söylemişsiniz. Ben herkese söyledik Müge Hanım. Devletin kanallarında da var bu Burak Altınış'ın. O zaman tehlikedeydi. Ben herkesin adını söylüyorum. Ben size çıktım yaşayıp. Ben size geldim diye. Ben bilmiyorum, o sizin iddianız. Ben bilmiyorum, burada konuşulduğunu da farkında değilim. Çünkü dördünüz aynı anda konuştuğunuz için beyin hepsini birden ayrı ayrı algılayamıyor yani. Evet, o kadar haklısın. Da değil yani. O kadar kanalı yok benim böyle ses sistemi gibi. Bu iki taneyi anca algılayabiliyorum. Anladım. Diyorum ki sadece Burak'a ve Özgür'e hani konuşmuyoruz sizinle anlatmıyorsunuz falan anlatmıyoruz demişsiniz ya muhabir arkadaşlarımıza. Burak'cığım, Özgür'cüğüm yaptın mı bir alt karıştırdın mı? Karıştırmadın, git anlat karına, karıştırmadım de. E karıştırdıysa da göze aldığı şeyi yapmışsın. Bizim suçumuz ne? Bir de yani para burada kimsenin var. Suçu yok. Hayatta da hiçbir şey gizli kalmaz. Bu Burak Altınış'ın tamam karısı ayrılıyor da bu para mevzusunu da açıklasınlar. Erdoğan'ın yani ben gerçekten babamı senin vurduğundan öldüğüne ben inanmıyorum. Gerektiğini düşünüyorum. Ben bu otopsi raporunun tekrar çıkmasını istiyorum ben. Yani bak bu Mesut'un söylediği şey, bu Özgür'ü falan sen tanıyor musun? Selim'in iş arkadaşları olduğunu biliyorum. Tanıyorsun. Bunlar senin yanına geliyorlar mıydı? Hayır. Sen bir de yani öyle biliyorlar ki. Sen ne anlattığını anlıyor musun? Selim'i başka yere gönderip onları benim yanıma gönderiyormuş. Evet. Çiftli arabadan Selim'i takip ediyormuş. Senin yanına da kim geliyorsa geliyor. Muhtemelen Burak görüyor onu. Ha, Selim'le beraber mi geliyorlarmış? Erdoğan eve geldiğinde Burak GPS'ten takip ediyormuş. Anlamadığını Selim düşünüyorum. Selim geldi kaç. Ya şöyle. Yani bir şey söyleyeceğim. Annemle yani, bir şey söyleyince yani oradan da gelince. Yani şöyle bir şey var yani. Böyle sanki tamam. Kendini böyle hiçbir şey anlamaz. Tamam mı? 70 zekalı biri yapma. Ya Müge Hanım. Sen gayet her şeyi anlayan karşıdan birisi. Karşıdan da bir şey söyleniyor. Oradan da bir şey söyleniyor. Ben söyledim. Adam diyor ki. Bu hayır Burak, öyle bir şey senin yok. Kocanı başka yere gönderip adamlarla senin evine geliyormuş. Söylediği bu. Yok öyle bir şey. Ha, işte sen de yani buna cevap ver. Bak söylüyor isimlerini de. Bunu da böyle anlatıyor diyor. Burak da bunu her yere anlatıyormuş. Biz bu gelinin evine gidiyoruz diye. Evet. O yüzden diyor ruhu evet, hasta işte. Bir tek Erdoğan değil bir sürü köyden biriyle beraberdi diye. Sen de vermek istediğin bir cevap varsa ver. Öyle bir şey yok. Bak belki sen değilsindir suçlu. Ne biliyorsan doğruca anlat suçlu da kendini akla. Zaten. Bak kendini benim akla ki geldi. Sen de evine git biz de. Işte. Ha, sana benim atıyorlar bize de. Diyorlar. Bak sen senin namusuna de. Sadece biz değil bak ha. Onlar da senin namusuna laf tamam, söylüyorlar çıkan, anladın mı? Tamam çıktı da bunlar da çıktı. Doğru neyse söyle. Niye sana bunu söylüyorlar o zaman? Ha. Ne gereksinimleri var da bunu sana atıyorlar? Söylesene ne olduysa söyle bak söyle. Geldiler mi hiç sana? Seni hayır kimseden ya. Korkma he? Der ya. Hayır. E tamam o zaman niye seslenmiyorsun ona özellikle? Burak ne zaman geldiniz, ne oldu, yani niye böyle anlattınız diye. Yani savun kendini. Burada söyle. Herkes delili ispatlı geliyor madem. Onlar da delili ispatlı gelsin. Bunun delili ispatı nasıl olacak? Hayır orada hani. Yani kadına gitmenin delili değil. Adam zaten gizli gidiyor. Gidip hayır konuşuyorlarmış ya toplu. Toplu konuşuyorlarmış ya. Madem konuştukları bir konu var ben varım.
Ben de konuşuyorsam bunu getirsinler, ortaya koysunlar. Nasıl koyacaklar? Bu beşlinin içinde senin resimlerinin muhabbeti geçiyor. Yani kocasını gizlice... Dur bir dakika Beyda. Yani kocanı gizlice uzağa gönderip senin evine o arada gelmeye çalışan adamın delili ne olacak yani? Hani nasıl bir delil istiyorsun? Yok yani öyle bir şey olamaz mı? Ki biz birlikte oturuyoruz. Burak'ın anlattığını i̇şte söylüyor yani Mesut Bey. Ben de kendimi söylüyorum. Senin bize yanına gelmedi şey, dedi Mesut Bey. Bu Mesut Bey de Burak'ın anlattığı. Bizim evdeyken daha. Şekilde. Derya'cığım, senin anladığım kadarıyla şu 3-4 yıllık hani aşk meşk sana göre ilişkiler içinde anlayamadığın ve algılayamadığın şey şu olmuş. Sen herkese güvenmişsin. Herkese. Herkesin de sana böyle çok düzgün davranacağını düşünmüşsün. Evet. Senin anlayamadığın bu oldu. Sana da canım cicim demişler. Ben hep söylüyorum, ne diyecek ki bir erkek bir kadınla beraber olmak için? Allah cezanı versin diyecek. Hali yok, çok güzelsin, çok tatlısın, seni çok seviyorum, hayatımın aşkısın diyecek. Başka ne diyecek? Yani lugatına göre bu. Sevgisi. En çok seni sevdim, en güzel de sensin. Sonra sen sağ, ben selamet. Sonra da seninle beraberliğini gider işte bütün köye anlatır. Çünkü sen evlisin, o evli. Seni bir zaten tek evli sevdi. Bir kadın olarak sen onlarla görüştüğünde onlar seni hafif bir kadın olarak görüyorlar. Nasıl tanımlayabilirim? Yani kocası var zaten, kadın bizimle görüşüyor diye görüşüyorlar. Bütün bunları da sağa sola gönderiyorlar. Ben de sana diyorum ki o an Selim'le de konuştuğunda o son görüntülü konuşman var ya yavrum. O son görüntülü konuşmanda ne konuştuğunu anlatırsan olay biter zaten. Evet. Artık geç. Yalvarıyor. Senin bir tek Selim Antalya'daki seni. Adamın seninle ilgili ne duyduğu önemli değil. O köyde zaten herkes her şeyi konuşuyor. Yavrum gitti çünkü. Aradı yavrum. Seni. Durun ya, aradı seni. Kimle ilgili konuştu? Burak mı bir şey gönderdi? Özgür mü gönderdi? Ahmet mi? Mehmet mi? Bilmediğimiz başka bir isim kuvvetle muhtemel. Ne söyledi de? Çağırdı yanına geldi, bu kavga oldu. Söyle bitsin artık iş. Hadi ben ya. Başkasıyla ilgili bir şey konuşmadım Selim'le orada. Selim'le görüntülü konuştuğunu kim biliyordu Selim'le diyor. Selim'le konuşmadın. Selim'den önce sonra kiminle konuştun? Selim'in orada yalnız olduğunu kime söyledi? Yemin ederim ki yok. O yüzden mi sonra Sergen'i aramışsın, Eden bulur diye ağlamışsın? Bana da aynı şeyi söyledin burada. Öğlen aradı, söyledim. Ben onu bana inkar da söyledin. Zaten. Yapma bak kardeşim, söyledim güzelce yani. Anlat, ahlak çık. Ama söyleyeceğin ben Selim'i... Öncesinde sonrasında ne konuştun? Sen yine sana söylüyorum, farkında olmamışsındır. Böyle bir şey arzu da etmemişsin, ona da inanıyorum. Ama seni de tuzağa düşürmüşler. Anladın mı onu bilmiyorum. Yani şu anda ne kadar tuzağa düşürüldüğünün farkında mısın? Ama yemin ederim ya, ben ne başkasını arayıp Selim garajda tekmiş ne de başkası beni arayıp Selim neredeymiş diye sordurmadı. Yemin ederim o gün sadece Selim, ben çocukla ilgili konuştum. Derya, sadece Erdoğan ölüp kayınpederin cezaevine girince bitmiyor senin hakkındaki dedikodular. Bak şimdi ya başka biliyor, adamlar da biliyorum. Var. O adamlarla ilgili de Selim'e gidiyor. O adamlarla ilgili de kuvvetle muhtemel ki öldürülen Erdoğan'ın ailesi, siz Erdoğan'ı bildiniz ama bak senin gelinin de neler neler yapıyordur diye tekrar evet. Anlatıyorlardır. Evet, aynen. Onu da Selim sana söylüyordur. Ya bana sadece şeyi söyledi o zaman, bu Erdoğan ölmediğinde de o da ölmediydi. Adına fakir hesap açılıp insanlarla konuşuluyor. Bunu dikkat et dediydi. Ben de dedim ki o zaman siz yapıyorsunuzdur. Ama bu ölmeden 7 dakika ben görüntülü konuştum. Yemin ederim. Allah yukarıda şahidim olsun ki ben ne kimseye Selim tek ne de Selim bana. Tamam, ben Selim'e ona başka bir şey seninle dedim. İlgili hangi dedikodular gitmiş? Mesela şimdi bu Mesut Bey'in anlattığı şeylerle ilgili gitmemiş mi Selim'e bunlar? O bana söylemezdi o kadar. Adına fake hesap atılmış, yani sahte hesap açılmış. İlk zaman senin adına yazışıyorlar dediğin, bence Selim sana bunu konduramıyor. Evet, ilk zaman söyledi. Yani o hesabın fake olup olmadığını bilmiyoruz biz şu anda değil mi? Seni uyarmış orada. Beni uyardı orada zaten. Tamam, fake olduğunu nereden biliyoruz? Benim böyle bir hesap açmayacağımı biliyor çünkü. Kim? Selim. Niye? Benim açık, ben kapalıyım. Açsam kendi, zaten o zaman kullandığım bir hesap var kapalı bu şekil halimle. Ama o hesap benim açık saçlı fotoğrafımla açılmış. Derya söyle. Yani bir şey söylesem seni kırmak istemiyorum. Kızım artık senin şimdi saçını açmaman mı kalmış? Hayır, orada Selim onu diyor açılmış diye.
Ya ben niye açık saçlı fotoğrafımı hesap açayım? Derya, sana böyle bir şey demesi mümkün değil. Aynen. Zaten saçının açıklığına gelene kadar zaten bütün köyün ama elinde uygunsuz fotoğraflar var. Tam şimdi o öyle diyor ama. Şimdi istemiyoruz hiçbirimiz seni ama olayın bir de gerçek boyutu var. Ve üstelik senin o gün ya senin o adına konuşuyorlar konuşmanın diyor. Çocukla ilgisi olamaz. Çünkü Selim'in bulunduğu çocukla mekan ilgili. Çocuğun yanında olabileceği bir mekan değil. Dolayısıyla sen o görüntülerde Selim'in yanında çocuğu görebilme şansına da sahip değilsin. Şu olabilir. Selim'le sen yine konuşmaya başlayıp aranızda tekrar farklı bir diyalog oluşturup o görüntülü konuşmada hani biraz daha yakınlaşıp daha da nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Üzerine biri gelip bu sefer de seni kıskandığı için Selim'le kavga edip sen de o kişiye Selim'i Selim beni rahatsız ediyor diye söyledinse Selim'le bunun tartışmasını yapmaya gitmiş olabilir. Aynen. Söylemedim. Öyle bir yani şey yok yani. Yani Rekik Hoca nasıl seni Erdoğan'la yakaladı? Selim'le konuşurken de diyor bir başkasını sevgilin ya, yakalamış olabilir. Yok öyle olabilir. Bir şey yok. Derya sana tek bir şey söyleyeceğim. Ben her şeyi konuştuğumuzu düşünüyorum ve ben Cuma günü de söyledim. Yani senin alıp şöyle güzel bir sorgulanman gerekiyor. Aynen. Ben senin bildiğini düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama bildiğini de itiraf etmen bilmiyorum. Taraftarıyım. Burada olsan da olmasan da. Çünkü var Derya onu düşün. Bak Erdoğan'la konuşman birini kara toprağa birini cezaevine göndermiş. Bebeğini düşün. Kiminle bebeğini. Konuştuğunda Selim kara toprağa girdi. Kim cezaevine girecek bilmiyorum. Benim sana tavsiyem 2 yaşında bebeğin var. Onların peşine takılıp sen de 4 duvar arasına girme. Aynen. Yani bir sıçrağı çekirge, 2 sıçrağı çekirge. Özellikle Deniz'cim sana söylüyorum. O ben ne söylesem anlamaz. Şimdi reklam arasında konuştuk Derya ile. O yüzden biz girene kadar da arkadaşlar bir banta karışıklık oldu. Kusura bakmayın o yüzden girdiler. Derya kendini anlat. Anlat. Siz de lütfen bir karışmayın. Bir dinleyin. Tamam Mürgen. Kendini anlat. Ya sadece başta şunu söyleyeyim. Bu cinayet, yani cinayeti ben yaptırmadım, yapmadım da. Çocukluğumdan beri zor şeyler yaşadım. Yani kendi içimde de yaşanmış olabilirim ama yaşadım. Evliliğimde de çok zor şeyler yaşadım. Ailesi de istemedi, beni sevmediler. Yalan. Bu en sonki boşanmamdan sonra bir geri geldiğimde eşimin evine 3-4 ay çok iyiydik. O 4 aydan sonra hani artık olmadı bir şeyler, gitmedi. Ben de ailemin evine dönemezdim. Zaten onları yıktım ben bir kere. Onlardan habersiz geri geldim. Selim eski eşim de hani artık ilgi göstermiyordu. İyicene kestiydi kendini. Ben de yapmamam gereken bazı yanlışları yaptım. Ama o anki psikolojim, hani onu doğru biliyordum. Hani ben yapmam dediğim her şeyi yaptım, istemedim. İstemeyerek yaptım. Yaşadığım şeylerden dolayı, ben yaptığım şeylerle kendimi de suçladım. Sen galiba evlenmeden önce de çok intihar girişiminde bulunmuşsun, öyle mi? Evet. Evlenmeden önce de. Evlendikten sonra da mı intihar girişiminde bulundun? Evlendikten sonra da bulundum. Kaç kere bulundun? 3-4 kere bulundum. Peki gittin mi bununla ilgili bir hiç uzmana falan konuştun mu? Gitmedim. Ailenin haberi var mıydı senin kendini öldürmek istediğinle? Vardı. Onlar nasıl yaklaştılar? Onlar hep iyilikle yaklaştılar hani. Oturalım, çözelim. Ne sıkıntım varsa. Annem hatta beni doktora götürdü. Ben kendim kabul etmedim. Hani doktora bile benim bir şeyim yok dedim. Çok hani zor süreçlerden geçtim. Niye ölmek istiyordun Derya? Ya mutlu olamıyordum hiçbir zaman. Mutlu olmak istiyordum. Kendimde bir yanlış görmüyordum çünkü. Evim olsun dört dörtlük yemeğimi yapıyordum. İnkar edemezler. Yemeğimi, aşımı, çocuğuma çok güzel bakıyordum. Hani diyordum ki benim
öbür insanlardan ne gibi bir şeyim var diyordum ya, eksiğim var. Ben niye mutlu olamıyorum? Niye yiyip içip gezemiyorum? Eşimle niye baş başa kalamıyorum? Ben hep bunları istedim. Ondan biraz bana ilgi göstermesini istedim. Ama o göstermedi bana o ilgiyi. O göstermeyince de köyden birileri çıktı karşına. Dışarıdan aradım sevgiyi. Onların seni mutlu edeceğini düşündü. Evet. Ama öyle ne yazık düşündüm. Ki... Olmadı. Hepsinden de bir darbe yedim. Yemeğe de devam ediyorum hala. Ama bu saatten sonra gözümün önüne bakacağım. Küçük bir çocuğum var benim yanımda. Bu cinayet olayı da ortaya çıkacak. Ben kimseden korkmuyorum. Tek çekingem ailemin başını zaten yeterince yere eğdim. Artık yani onlara bir şey olacak diye de korkuyorum. Benim babam kalbini tutup geziyor. Ya benim yüzümden bir şey olursa ben zaten yaşayamam. Benim babam da cezaevinde. Peki o birinden o darbeyi gördün, ikisinden gördün, hani en son Erdoğan. Hiç o arada hiç şey yapmadı mı? Hala hep mutlu olmak istemek miydi derdin? Sadece mutlu olmak istiyordum. Ben de herkes gibi bir hayat sürmek istiyordum. Herkes gibi derken kim gibi mesela? Ya benim gördüğüm insanlar mutluydu en azından. Ya da sen öyle sanıyordun. Ya da ya hani dışarıya en azından yansıtmıyorlar. Ya kendi evlerinde olabilir ama benim mutsuzluğum dışarıya da yansıyordu. Ben de gezmek, eşimle alışveriş yapmak, işte beraber oturup bir pazarın bana ayırmasını istedim. E sadece bir pazarın bana ayırsın dedim ya. Ayırmadı mı? Ayırmadı. Ben sadece ondan onu istedim. E bir gününü dedim bana ayır. Hatta çoban bile tuttular bu mallar için. O zaman bile benim yanımda durmadı. Ya beni aldı hep köye indirdi. Annesi gidin yanına. Yani sizin gezmeniz kayınvalidene gitmekti. Öyleydi. Ya da ben kendi aileme gidiyordum. Ya bundan başka şuraya oturayım, buraya oturayım yok. Öyle bir şeyimiz yoktu. Sen ne arzu ederdin? Ya ben sadece bir pazar hani çocuğum o ben bir pikniğe gidek. Ya bir saat en azından. Beraber oturalım, yiyelim, içelim, konuşalım istiyordum. Ondan başka bir şey istemedim ben zaten. Yok ailenle kötü ol, şununla kötü ol kesinlikle. Biz ailesiyle de pikniklere giderdik ama ben sadece o ilgiyi Selim'den istedim. Peki bütün bunları senin gibi yaşayan, mesela herkes senin gibi mi davranıyor hiç? Mesela içinde onun da şeyini yaşadın mı? Yani mesela ne düşündün? İşte gelecek birisi, onunla yani ne yapacak, onunla mı evleneceğini düşündün? Yani ne düşündün o hayalde? Bu arada bu kız 2001 doğumlu. Şimdi şunu diyenlerin olduğunu biliyorum. Biz sanki çok mu gezdik, onu mu yaptık? Şimdi herkesin de karakteri farklı, herkesin de hayata aynen bakış açısı farklı ve hep söylüyorum. Hayatta 20 yıl önceki hayatın aynısı değil. Artık sene 2023. Şu telefonun içinde gördüğümüz herkesi çok mutlu, çok güzel, çok zengin, çok alışveriş yapan falan filan sanıyoruz. Aslında biraz Derya'ya o yüzden onu söylüyorum. O kadar güzel anlatıyor ki belki birçok yaşıtının ya da ablasının, abisinin yaşadığını anlatıyor. Ya ama hani, akıl edemiyorsun yani. Hani mesela o işte sen o sırada kocanla mutsuzsun, başka biri karşına çıkıyor, küçücük yerdesiniz. Onun seni sevdiğine aşık olduğunu falan mı düşünüyordun o an? Ya ilgi gösteriyordu. Yani güzel söz söylüyordu. Ne kadar süre? Bu 1-2 hafta süre. Hani uzun olmadı hiç. Sonra 1-2 hafta sonra onun da ilgisi ve sevgisi bitiyordu. Evet. Öyle değil mi? Evet. O zaman ne hissediyordun? O zaman mı intihar girişiminde bulunuyordun? Yok. Ben hani şey böyle Selim'den ayrılayım da onunla evleneyim diye bir şeyim yoktu kesinlikle. Sadece o an için kendimi mutlu etmek istiyordum. Peki hiç düşünmüyor muydun bunlar bir şekilde ortaya çıkacak? O ona onu yapar, bu buna bunu yapar. Düşünmedim hiç. Yani düşünmediğim için buralara geldim zaten. Yani... Peki kayınpederin Erdoğan'ı öldürdüğünde ne hissettin? Biraz dank etti mi kafana? Ya... Yani kötü hissettim. Sonuçta bir can alındı. Biri de hapse girdi.
istemezdim kesinlikle. Hani bu şekil bir şeylerin anlanmasını istemezdim yani. Herkes kendi de yaşasın, benim ne yaşadığımı görsün istiyordum ama. Nasıl yani? Ya benim ne hissettiğimi bilsinler istiyordum. Beni anlamalarını istedim ama o onu vursun, o onu öldürsün kesinlikle böyle bir şeyim yoktu. Ama yaşantını düşündüğün, gördüğün zaman bunun sonunda böyle bir felaketin başına geleceğini, ortalığa geleceğini de düşünmen lazımdı. Nihayet bir başkasıyla özel hayat yaşıyorsun, fotoğraflarını bütün köye yayıyorsun ve bu durumlar kayınpederinin önüne geliyor. Kayınpederinin önüne gelen de seninle birliktelik yaşayan kişi itiraflarda bulunuyor. E kayınpeder bir ya insan onu düşünememin olarak sebebi... eline mi sağlık diyecek? Hayır, onu düşünemediğimin sebebi de kendi ailelerin içinde zaten böyle şeyler olmuş. Kayınbabamın kendi yaptığı şeyler, kızlarından duydukları, gördükleri şeyler olduğu için zaten ben bu olayın buraya geleceğini düşünemedim. Bizi karıştırma der ya. Beni de zaten dedim herhalde. Onlara bir şey yapmamış, bana da onların etrafındaki insanlara da bir şey yapmaz diye düşündüm. Ya hala çamur atıyor. Çamur attım, bir durum yok. Düzgünce konuşmuyorlar. Peki Selim öldürüldüğünde kimin öldürdüğünü düşündün? Yani ben Erdoğan'ın ailesi yapmıştır diye düşündüm. Çünkü hani onlar bir can aldı, biz de bir can alacağız. Kan davası gibi. Ben onların yaptığını düşündüm. Sen Erdoğan'ın seninle bu çekilen fotoğraflarını sağa sola dağıtacağını akıl etmemiştin kuvvetle muhtemel. Çektiğini de bilmiyordum zaten. Çektiğini de bilmiyordun. Peki bunu öğrenince Erdoğan'ı aramadın mı? Aramadım. Ya niye sen böyle bir şey yaptın diye? Ya zaten ailem Selim'le bile konuşmama kızıyorlardı. Buna da hani duyulacağını bildiğim için en azından sadece şey diyordum. Konuşuyorsam Selim'le çocuğum için. Yani onun için konuştuğumu bilsinler. Madem başkasıyla konuşmadım. Bu kadar açık anlatıyorsun. Selim'le son konuşurken ne düşünüyordun? Gene Selim'e geri dönmeyi mi düşünüyordun? Çünkü anladığım kadarıyla Selim'le mutsuzsun ama hayatına giren diğer insanlar da sana hiç düşünmediğin şekilde darbeler vurdular. Sen Selim'le tanıştığında, evlendiğinde sanırım her tanıştığın erkeğin aynı şekilde davranacağını düşünüyordun. Sonra baktın ki işler öyle değilmiş. Evet, öyle değil. Bunun üzerine Selim'e tekrar geri mi dönmek istedin? Ya o da bana söylüyordu zaten. Yani o bir liman gibi mi geldi sana? Güvenli bir liman mıydı Selim? Evet. O da bana diyordu zaten hani babam hapisten çıksın, şu olay aydınlığa çıksın, seni alacağım diyordu. Hani ben de öyle yani. Hani benim kendi ailem de diyordu, sen bu kafayla gidersen birkaç sene sonra yine Selim'le barışırsın diye. Hani onlar da sürekli gidip geldiğimi biliyorlar zaten. Selim'le barışacağımı düşündüm yani. Bana sorsalar Selim'i mi öldürek seni mi diye ben kendimi söylerim. Selim'i de seviyordun. Çok seviyordum ben onu. Yani canımdan çok seviyordum. Hastalanınca ben ona kıyamazdım. Kalkar... Her şeyi yapardım, çorbasına kadar yani. Sabah kalkar mı çorba yapardım istiyor diye. Boğazlarıma iyi geliyor derdi. 6'da kalkar çorbasını yapar, öyle gönderirdim işe. İlaçlar olsun, gece kaldırırdım, ilaç bile peki, içirirdim. Başka biriyle görüştüğün zaman Selim'i seviyor muydun? İnsan severken öyle bir şey yapar mı? Ya... İnat mıydı o, neydi yani senin sana göre? Selim'i seviyordum ama artık bir süreden sonra şey dedim, hani bir süre yaşadım herhalde bu takıntı, yani Selim olmasa olmaz gibi bir takıntı haline geldi benim için. Çünkü bir süre yaşıyorum onunla, başkasıyla yaşarsam hani o benim için biter ama Selim bitmez diye bir düşüncem vardı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.